yaptı. Cinayet itirafı canlı canlı burada yaşadık. Sonrası zaten adaletin işi. Bu yılda bağları hiç işten. Bu bağların içine gömdüm diyor. Sana bir hediyem var, bir aç bakalım. Annem mi? Anne. Bu benim annem. Yola çıktım, geliyorum. Allah sizlerden 100.000 kere razı olsun. Bunu hırpalayın dedim, bir tarafa atın dedim. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar. Kazım Avcı'yı kim öldürdü? Madem Zalfir oldu. Baş oldu bu. %80 yengen bu iş içi de var evler. Hep beni suçluyorlar. Ben kimseyi öldürmedim. Aileden değil ama dışarıdan da değil. Eşini kim öldürdüyse onun da hayatı tehlikede. Evimin direği. Yakıttılar beni. Evi neden temizlediniz? Ne evi temizlemesi ya? Yeter bizim sustuğumuz bu zamana kadar. Ben dedemi verdim ya. Yeter artık. Ver ya. Benim dedemi ya. Kazım Bey yerdeydi de neden ışığı yakıp bakmadın? Uyarmadı Cenab-ı Allah'ım, uyarmadı. Amcam kapının dibindeydi. Bu dolabın hizasında mıydı diyorsun? Evet, dolabın hizasında. Yalancı. Amca öldürülüyor. Neden? Evet. Altta ilk Mehmet geliyor. Borcu olduğu için. Evin içinde nefes almışlığımı ispat edin. Ben suçu üstlendim. Senin peşinde kim vardı? Peşimde adam yoktu, bilmiyorum. O borcu kimse kimsenin yanına bırakmaz. Ömrü Paris dibine geçti. Ben katili istiyorum, katile. Siz eve sürekli girip çıkıyorsun. Nasıl bir birisi gelip beyefendiyi hiç ses seda çıkartmadan öldürüyor. Neredesiniz? Çıkın beni görün yavrum. Kaan ve Gürkan gidecekleri söylenen baraj gölünün altı, üstü, çevresi her tarafı arandı. İki kuzen de yok, araba da yok. Ah Gürkan'ım, ikiniz nerelere uçtunuz? Dayanamıyoruz artık. Tükendim yani, tükendim. Galiba bu bir kız muhabbeti. Kız meselesiydi diyor. Çok önemli bir mesele. Gürkan benden ayrılmak istedi. Emin misin? Evet eminim. Kuzenlerin kaybolduğu gün amcaları tarafından Gürkan'la evli bayan arkadaşının yakalandığı ortaya çıktı. Buralarda sizi gömdüler mi yoksa? Acaba bu çocuklar bir tuzağa mı düşürüldüler? O çocuklar burada bir yerde. Annem beni bulmak için çaba sarf etmişse ben de onu bulmak için çaba sarf etmem lazım. Ne olur ona çok iyi bakın diye bir not yazıyor. Gittin mi bu adrese? O adreste öyle biri yoktu. Mahkeme demiş ki senin bebeğin evlatlık verildi, biz nereden bulalım? Niye İnşallah. Aileni arıyorsun Gül? Merak ediyorum. Gülcüm gözün aydın. Annen telefon attığımızda. Anne. Canım bir tanem. Ay tüylerim diken diken oluyor. 25 yıl sonra stüdyomuzda buluşuyor anne kız. Rıdvan da yanına aldığı bir arkadaşının muhabbet kuşlarını iade etmek için evden ayrılmış. O saatten sonra da çocuktan bir haber yok. Gel oğlum, kurban olayım gel. Gel, ailem perişan oldu ya. Ne diyeyim ben şimdi ki? Söyleyebileceğim bir şey değil. Gel oğlum gel, vallahi artık yeter ya. Rıdvan Parlarca 12 yaşındaydı. Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler mahallesinde ailesiyle birlikte yaşıyordu. 8 Ekim'de evinden çıkmış, bir daha eve dönmemişti. Pazar gününden beri diken üstündeyiz. Yani aklımıza gelen her taraf, her yeri gezmişiz. Gözü yaşlı babası Hasan Parlarca, oğlunun bulunması için stüdyomuzdaydı. Rıdvan okul dışında kalan zamanını mahallede arkadaşlarıyla beraber geçiriyormuş. Bir süre sonra arkadaşları aracılığıyla kötü alışkanlıklar edindiğini, hatta hırsızlık yaptığını öğreniyor baba. Bunun üzerine de Rıdvan'a sert bir şekilde tepki gösteriyor. Arkadaşım berber dükkanı işletiyor. Ben de rica ettim. Kardeş dedim, böyle böyle bir durum var dedim. Bu sokaklarda gezmesin. Çocuk sokaktan çıksın. Yoksa dedim bu ileride dedim hani önüne alamayacağımız bir tehlikelere girecek. Doğru yapmışsınız aslında. Berbere verince bayağı da düzeldi. Akşamları karanlık olduğu an kesinlikle dışarıda bağlasan durmayacak bir çocuk hale geldi. Enerjisini oraya harcayınca insan biraz da yoruluyor. Daha da 12 yaşında yani. Çok da yakışıklı maşallah. Kuşları çok seviyordu Rıdvan. Kaybolduğu günün sabahında muhabbet kuşları alıp getirmişti evlerine.
müstakil bir evden satın alıyormuş o kuşları. Evet. Yaşlı ihtiyar bir adam orada evinde muhabbet kuşlarından satış Anladım. Yapıyor. Anladım. Kaybolduğu günün sabahında 6 ya da 7 kuşla birlikte eve gelmiş. Evet. Annesi de demiş ki yani bak demiş bunlardan ikisini al eve, geri kalanı demiş geri götür. Rıdvan da yanına aldığı bir arkadaşıyla muhabbet kuşlarını iade etmek için evden ayrılmış. Kuşları geri vermek istemiş. Satan kişi de iadeyi kabul etmemiş. Çocuğumuz çok üzülmüş buna. Ağlamış, ağlamaya başlamış ve muhabbet kuşlarını çalıştığı berber dükkanının sahibinin kardeşine vermiş. O saatten sonra da çocuktan bir haber yok. Acılı Baba stüdyomuzda gözyaşları içinde oğluna seslenmişti. Neredeysen gel, vallahi perişan olduk. Yani bildiğin gibi değil ha. Gel oğlum gel, vallahi artık yeter ya. Çektiğimizi bir Allah biliyor, bir biz biliyoruz. Gel oğlum, kurban olayım gel. Sen ayağına diken bassa benim canım çıkar ya. Ben onun anlıyorum. Ben bütün ailece seni arıyoruz oğlum. Gitti. Amcaların, kuzenlerin hepsi heder oldu. Gel artık, Allah'ını seversen gel. Bir insan dürüst uğruna ölsün. Of. Doğru söyledi, doğru söz üzerine öldü. Ben de olsam derim ki ölürüm. Ben isterim ki benim oğlum benden 1000 kat daha üstün olsun. İnşallah. Bizim varımız yoğumuz zaten onlar ya. Biz kimin için yaşıyoruz? Bu da işte küçük, çok küçük. Yani 12 yaşında ne diyeyim ben ona? Bazen karşı karşıya geldiğimiz zaman bakıyor benim gözlerim doluyor ya da annesinin ağlamaya başlıyor. Öyle bir çocuk ya. İnşallah sağ salim kalmışsın. Siz ne iş yapıyorsunuz? İnşaatta duvarcıyım ben. 12 kat, 18 kat yukarıda çalışıyoruz cephede. Ben kimin için çalışıyorum? Onlar olmasa vallahi gitmem inşaata ya. Her gün ölümle burun buruna geliyoruz. Ben onlar için kendimi çabalıyorum, yırtıyorum. Biz de diyoruz gidelim helal lokma kazanalım ki yarın bir gün baba bana haram lokma yedirdin mi, yedirmedin mi? Bu soruyu sorduğu zaman biz de gönül rahatlığımızla diyebiliriz. Helal olsun. Böyle helal lokma yedirmişiz oğlum. Sana haram lokma yedirmemişiz bugüne kadar. Helal olsun. Hepimizin duaları sizinle beraber. Abi. Efendim günaydın, mutlu sabahlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz yayınımıza. Dün biraz böyle hüznün, mutluluğun bir arada yaşandı. Enteresan saatler geçirdik hep beraber. Bir taraftan sevindik, bir taraftan üzüldük. Bir taraftan biliyorsunuz hani sürekli müdahale etmek zorunda olduğunuz Cemile teyze ve diğer kocasının ailesinin tarafı var. Bir tarafta annesini 25 yıldır görmeyen küçük bir bebekken hastanede bırakılan Gül annesiyle kavuştu, onun mutluluğunu yaşadık. Sonra annesi taksiye atladı, koşa koşa geldi. Tam Gül'le kavuşacakken işte elime iki tane kart geldi. Bir kartta, yani dün yaşadığım duyguları size anlatamam. Bir tane kartta Gül'ün annesi geldi yazıyor. Programın bitmesine 10 dakika var. 13 dakika var hadi. Annesi geldi yazıyor. Diğer kartta maalesef 3 gündür kayıp olarak aranan 12 yaşındaki çocuğun sulama kanalında ölü bulunduğu haberi var. Şimdi annesi geldi, çok büyük bir mutluluk. Çocuk ölü bulunmuş. Baba burada, babadan haberi yok. Sülalenin de haberi yok. Yani amca işte götürüldü, teşhis ettirildi. O kadar zor bir yayındı ki, evet efendim sonuç itibariyle öyle ya da böyle. Ben sağ salim bulunacağına inanıyordum. Çünkü babasının anlattıkları, daha sonra gittik. Arkadaşlarıyla hani etrafla konuştuk, o kuş satan beyefendiyle konuştuk falan. Hepsinin anlattıklarından hani çocuk kendi kendine gitmiş geri döner gibi hissediyorduk. Ama maalesef küçük Rıdvan Adana Seyhan'da Hıdırlı Sulama Kanalı'nda ölü olarak bulundu. Yüzü tanınmayacak halde olduğu için amcasını çağırdı emniyet yetkilileri ve bir saçında bir sarılık varmış. Oradan teşhis etti çocuğu. Yani çocuk tanınmayacak durumda. Biz buradan babaya haber vermedik. Telefonunu kapat dedik. Onu da nasıl yaptığınız bilmiyorum yani Kebriye. Ben bizim ekibe de yani o anlamdan gerçekten çok saygı duyuyorum. 4 uçağına yer var Adana'ya. Saat 1'de program bitiyor. Burada öğrensin istemedim ben baba acı haberi. Polis seni çağırıyor dedik. Telefon gelecek biliyorum. Telefonunu kapattırdık adamcağızın. Gerçekten gidene kadar da hani söylemedik, öğrensin istemedik ama... Bir şeyler sezmiştir herhalde artık. Sezmedi. Öyle polislerin mi? İfadeni alacak dedik. Ne yapsın adam da perişan hani kim ne dese hani yapıyor anlatamıyorum. Evet. Polis çağırdı evet. Diyoruz işte polise gidiyor. Telefonunu kapat aman diyoruz kapatıyor. Şimdi burada öğrenirse baba bu acı haberi nasıl adamcağızı götür göndereceğiz hani Adana'ya. Çok büyük oraya perişanlık. Oraya gidinceye kadar perişan oluruz zaten. Her şey yapılabilir yani bir baba olarak... Buradan o Adana'ya varıncaya kadar nasıl bir yolculuk yapar? Evet, yani nasıl yakınlarının bir... yanında öğrenmeli, canlı yayında öğrenmemeli falan gibi. Allah gerçekten çok büyük bir kaos vardı. Versin. O sırada
Gül'ün annesi geldi. Hani hiç o anları hatırlamıyorum ben dün. Onlar ne yaptılar, ne ettiler vallahi hatırlamıyorum. Orada evet. Kopmuşum olaydan. Efendim öyle ya da böyle hani hep diyoruz ya vah gidene 12 yaşında bir evladımızı daha kaybettik. Maalesef. 8 Ekim'den beri haber alınamayan 12 yaşındaki Rıdvan'dan kötü haber canlı yayın sırasında geldi. Bana mı bir şey veriyorsun? Öğrenelim. Küçük Rıdvan evlerinin yakınındaki bir sulama kanalında ölü bulunmuştu. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı bir yanda hüznün bir yanda mutluluğun yaşandığı programda acı haberi aileye söyleyemedi. Bunu açıklayabilir miyim Müge Hanım? Bunlarla ben hep ben hitap ediliyor. Açıklayayım. Konu açılıyor orada kalıyor. Ben kapımın sonuna kadar adli tıpı açtım. Paspasta kan bulundu mu? Hayır. Bak bir gün önce yıkamıştım ya bir gün önce. He. Şahitlerim var dedim. Paspasla itti serliydi. Bir gün önce dedi kontan. Acen dedi. Al dedim. Sonuna kadar kapılarımı açtım. İki tane haberim var. Kötüsünü vermeyeceğim. Verebilecekti zaten yani benim de söyleyebileceğim bir şey değil. Onu neyse onu size yarın anlatacağım. Yine üzüntülü haber veriyorsun anlaşıldı. Vermeyeceğim o haberi. Yayında vermeyeceğim. Şimdi vermeyeceğim. Onu yarın vereceğim çok özür dileyerek. Şu an veremem o haberi. Ekibimiz oğlunun ölü bulunduğundan habersiz olan baba Hasan Parlarca ve dayı Mahmut bizimle birlikte ilk uçakla Adana'ya hareket etti. Adana'da acı haberi alan aile yasa boğuldu. Yaşındaki küçük Rıdvan aldığı kuşları iade etmek için evden çıktı. Ancak kendisinden 3 gün boyunca haber alınamadı. Rıdvan Parlarca'nın cesedi sulama kanalında bulundu. Yüzü tanınamayacak haldeydi. Amcası küçük çocuğu boyattığı sarı saçından teşhis etti. Ceset o. Çorabı aynı, iç çamaşırı aynı, pantolonu aynı. Saçının bir kısmı da kırmızı oksijen suyuyla yıkamış zannedersem. Çok açık sarıydı. Küçük Rıdvan otopsi işlemlerinin ardından adli tıp kurumundan alınarak toprağa verildi. Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninde acılı anne ve baba ayakta duramadı, gözyaşları sel oldu. Cesedi tanıyamadım. Çok şişmişti, morarmıştı. Berberde bir arkadaşı var, çırak. Ben ondan şüpheleniyorum. Onun bu işte parmağı olduğunu düşünüyorum. Onun için araştırılmasını istiyorum. Çok söylentiler oldu onun hakkında. Zaten fazla sevmezdi benim oğlumu. O çocuğun yalanını yalanını tutmadı. Çok yalan söylüyor. 8'e kadar da gördüm dedi. Onun için çıkıp doğruları söylemesini istiyorum. Bir çocuk var. Berbere, kuaföre geliyor, tıraş oluyor. Bu şekil tanışıyor. Çocuğa tesbih veriyor. Sen kimsin ki bu çocuğa tesbih veriyorsun? Ve arabasında gezdiriyor. Şimdi ne amaçla gezdiriyor ki bu çocuk? Bu çocuğa hediye vermen için ne yapman lazım? Bir menfaat beklemen lazım. Rıdvan'ı gömdüm, kendimi gömseydim daha iyiydi. O da benim oğlumdu. Rıdvan Parlarca sulama kanalında bulunduğunda yüzü tanınmayacak haldeydi. 12 yaşındaki çocuğun başına ne geldiyse şu an için gizemini koruyor. Kanalda bulduk biz bu çocuğu. 3 tane mazgal var. Bizim bulunduğumuz yer ile bulunan yer arasında 20-25 kilometre mesafe var. Çocuğun oraya gitmesi ya da o mazgallardan geçmesi imkansız. Bundan dolayı da hani ister istemez şüphe oluşturuyor. Bu çocuğun mesela o saat oraya nasıl gitti? Çocuk gece kapının önüne çıkmaya bile korkarken hani 20-30 kilometrelik bir mesafeye nasıl gitsin? Efendim aslında baba hatırlarsanız burada ben hep şunu söyleyeyim önce. Acılı insanların biz de dahil olmak üzere hiçbir kurum ve kuruluş için söyledikleri sözleri ciddiye almamak gerekiyor. Onlar çok acılı. Biz de zaten hiç ciddiye almıyoruz burada hani. Çok büyük bir şey olmadığı müddetçe geçiştirmeye çalışıyoruz. Baba hatırlarsanız burada demişti ki işte amca işte polisle konuşmuş az önce işte kameraları incelemiyorlar falan filan diye emniyete biraz serzenişte bulunmuştu.
Aslında o sırada emniyet yetkilileri cenaze bulunmuş. Amcaya haber veriyorlar hani gel diye. Ona da söylemiyorlar hani teşhis etsin diye. Aslında tam o sırada da onlar yaşanıyor. İşte bu da biraz hani öfkeyle ne kadar kalkmamamız gerektiğinin de bir göstergesi ama onlar çok acılılar. Kabul evet. etmek lazım. O sırada işte bütün bunlar olurken Adana Emniyeti vatandaşlar tarafından bulunan bu cenazeyi teşhis ettirmeye çalışıyordu. Aile inanmıyor. Başta bu şüpheli bir ölüm gibi geldi. Yani yüzünün tanınmamasından dolayı. Şu anda da zaten adli tıpta adli tıp raporu bekleniyor. Ama üzerinde çocuğun herhangi bir bıçak izi, darp izi ya da silah yani bir kurşun izi yok. Bir boğma belirtisi yok. Hani onlar hani ilk ön otopside bıçakla falan çıkan... da bir yaralama. Hayır hayır öyle bir şey yok. Yani yok. Ne bıçak ne silah ne boğma hani öyle bir şeyle öldürülmediği ilk ön otopside doktorların raporunda bu çıktı. Evet. Ama tabii ki adli tıpa gidecek. Adli tıptan gelecek rapor önemli. Henüz DNA testi yapılmadığı için tabii çocuğun bu ailenin çocuğu olup olmadığı da belli değil ama tabii bir çocuk kayıp. Hani 12 yaşında. Tabii o civarda bakıldığında başka kayıp çocuk ihbarı da gelmediği için amca da saçından teşhis etti. Şimdi ailede bir sürü tabii kuşkular var ister istemez. Bizim çocuğumuz nasıl o kanalda ölü bulundu? Yüzü niye tanınmaz halde? Düştü mü? İtildi mi? Ne oldu? Çünkü anlatılanlar gerçekten hani biz az sonra röportajı da izleyeceğiz. Hatta hazırlayın lütfen. Çünkü baba ve bir akrabaları sulama kanalının yanında, muhabirimizin yanında onlara söz vereceğim ama hani akıllarda da bir soru işareti kalmasın diye. Şimdi çocuk kuş alıyor, eve gidiyor. Annesi haklı bir şekilde hani ne yapacağız biz bu 6-7 tane kuşu geri ver diyor. O sürecin nasıl olduğunu da işte bu kuşları satan beyefendiyle konuştuk. O bize anlattı. Bir önce onu izleyelim. Görüntüleri izliyorsunuz. Arkadaşlar da bu kuş satan kişiyi bize izlesinler. Problem varsa eğer ne oldu yine ediyorsunuz mu bozuldu? Bir şey sorabilir miyim? Affedersiniz bu aradan istifade ederek. Beyefendi suyun... adını da yazmamışsınız bana o yüzden söyleyemiyorum arkadaşlar. Efendim? Küçük çocuğumuz suyun içinde mi bulunuyor? Kanalda bulunuyor. Ya bir de kanalın kenarı var, kenara yok, vurmuş suyun olarak içinde, var. Suyun içinde, suyun içinde. Suyun içinde, bulunuyor. Yani suyun içine düşmüş diye tahmin ediliyor. Yalnız Adana civarında kanalları çocuklar yüzmek için evin çok için yakını kullanırlar. Hocam, evlerinin çok yakını. O yüzden de hani düşmüş olma ihtimali, çocuk yüzme de bilmiyormuş anladığım kadarıyla. Düşmüş olma ihtimali var. Hani bir amca mazgallardan bahsediyor ya, işte o mazgallardan geçerken de vücut da bir takım... zedelenmeler olmuş. Yani acaba suda boğulma emareleri mevcut mu? İşte onlar adli tıp raporuyla ortaya çıkar. Onun için adli tıp raporu lazım. Hazır mı bandımız evet. arkadaşlar? Tamam o zaman biz muhabirimiz Tuğçe Kocaman'a verelim sözü. Çünkü Tuğçe şu anda çocuğumuzun ölü olarak bulunduğu Adana Seyhan'da Hıdırlı Sulama kanalında. Tuğçe'cim günaydın söz sende. Günaydın Müge Hanım, iyi yayınlar. Sizin de belirttiğiniz gibi 12 yaşındaki Rıdvan'ın ölü olarak bulunduğu su kanalının hemen kenarındayız. Burası halk arasında da Seyhan ilçesine bağlı Hıdırlı Su Kanalı olarak biliniyor. Yanımızda da Rıdvan'ın babası Hasan Bey ve akrabaları da buradalar. Onlar da konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirecekler ama öncelikle kısa bir şekilde bölgeyi sizlere aktarmamız gerekirse burası Rıdvan'ın evine 20-25 kilometrelik bir mesafede bulunuyor bu su kanalı. Ve şöyle de söyleyebiliriz aslında mesafeler yakın gibi görülebilir ya da o şekilde düşünülebilir ama aslında burası Rıdvan'ın evinin tam tersi istikamette bulunuyor. Şöyle gösterirsek eğer su kanalı hemen sağ tarafımızda Rıdvan'ın evinin bulunduğu bölge ise hemen kolumla işaret ettiğim sol tarafta bulunuyor. Rıdvan'ın naaşıysa işte dün bir vatandaş tarafından, buradan geçen bir vatandaş tarafından hemen sağ tarafımızda bulunan bu su kanalında hemen köprünün altında bulunan işte bu mazgallara takılmış halde bulundu. Amcası daha sonrasında Rıdvan'ı teşhis etmişti. Saçındaki renkten, sarı renkten ve kıyafetlerinden
bizim oğlumuz olabilir diye söylemişti. Tuğçe'cim. Ve şunu da eklemek gerekirse burası yerleşim yerine. Tuğçe'cim ama şimdi hani 25 evet, kilometre diyorsun, tam ters taraf diyorsun ama yani ailenin yaşadığı yerin önünden geçiyor bu kanal. Yani 25 kilometre ötede bulunuyor ama hani buraya yürümüş falan değil yani. Kanala düşüp buraya sürüklendiği düşünülüyor değil mi? Orada bir yanlış anlaşılma olmasın. Şöyle söyleyebiliriz Müge Hanım. Evet, Rıdvan'ın evinin bulunduğu kısımdan da su kanalları geçiyor tabii ki. Ancak hemen şu şekilde göstereceğim. Her bir kilometrede bir bu kanallar üzerinde bu şekilde mazgallar olduğu için şöyle söyleyelim aslında. Suyun akış yönünü görüyorsunuz. Karataş tarafına doğru gidiyor. Eğer Rıdvan'ın evinin bulunduğu kısımda düşmüş olsa bize anlatılan verilen bilgiyle beraber suyun akış yönüne doğru Mersin Tarsus tarafına doğru sürüklenmesi gerektiği bize belirtildi. O zaman buraya düşmesi için nereden atlaması ya da atılması lazım? Yani evine en yakın mesafe neresi? Neyse sen ona bir bak ama yani bu çocuk herhalde 25 kilometre gelmedi buralara. Yani ne işi var? Niye gelsin çocuk? 12 yaşında. Şöyle söyleyelim. Yani su kanalı tabii ki Rıdvan'ın evinin yakınlarından da geçiyor. Ancak ailenin söylediği buraya kadar hani sürüklenmesinin imkansız lığından bahsetmesinin sebebi hemen bu su kanallarının üzerinde bulunan işte bu mazgallardan. Yani çocuk yakınlarda da düşse buraya sürüklenirken buradaki mazgallara takılacağı düşüncesiyle aslında buraya sürüklen bu kısma kadar 25 kilometre sürüklenmesinin imkansız olabileceğini dile getiriyorlar. Zaten birazdan onlarla da konuşacağız. Onlar da bize bunları ifade edecekler. Şunu da belirtelim. Burası... Hayır ama yani şöyle bir şey söyleyeyim, yanlış anlaşılmasın. Hayır bak şimdi şöyle yanlış anlaşılmasın. Bu çocuk evinin civarındaki bir yerden kanala düştü ya da itildiyse suyun yönü bu tarafa değil mi? Hayır Müge Hanım, suyun yönü bu tarafa doğru değil. Tam tersi istikamette. Şöyle söyleyelim. Şimdi Seyhan Nehri'nin, burası Seyhan Nehri'ne bağlı bir su kanalı ve Seyhan Nehri'ne bağlı bu şekilde bulunan birden fazla su kanalı var bu şekilde. Yani o nedenle bu su kanalının yönü bu tarafa yani Karataş tarafına doğru akarken diğer su kanalının tarafı da Mersin Tarsus tarafına doğru akabilir. Bu şekilde ifade edelim. Bunu aile mi söylüyor? Evet. Tamam. Bölgeyi aile daha iyi biliyor ve onların aktardıkları bize bu şekilde. Tamam. Babaya biraz söz verebilir miyiz? Öyle mi gerçekten? Tabii ki hemen şu anda yanımızda babası Hasan Bey var. Dün cenazeden sonra Hasan Bey şu anda sesi kısık, kendisini konuşarak değil yazarak ifade ediyor. Onların da bir takım şüpheleri var aslında bu konuyla ilgili. Değil mi Hasan Bey? Siz bize yazdınız aslında. Düşüncelerinizi ifade ettiniz. Hemen şöyle gösterelim Müge Hanım. Baba Hasan Bey dün cenazeden sonra ağlamaktan sesi kısıldığı için şu anda konuşamıyor ve kendini yazarak ifade ediyor. Babanın söylediği ise şu, hemen şöyle kısaca belirteyim, okuyayım size. Diyor ki baba, evin oradan buraya gelebilecek 6-7 adet bu şekilde hemen sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi mazgallar var. Hadi diyelim 2-3-4 tane takılmış olsa mutlaka buraya gelmeden 5.sine mutlaka takılmış olması gerekiyordu. Ve çocuğumun kıyafetlerini biliyorum. İnsan çocuğunun ne giydiğini bilir. Bulunan çocuğun üzerindeki kıyafetler benim çocuğumun kıyafetleri değil. Bir dakika, bulunan baba... Bulunan çocuk benim değil. Ha, bulunan çocuk benim değil diyor baba. İnşallah. Evet, evet Müge Hanım. Hemen burada da yazdığını görebilirsiniz. Bulunan çocuk benim değil diye bu şekilde bize bir not yazdı. Allah konuşarak Allah. Kendini ifade edemediği yani için. Yani amca teşhisi yapmıştı. Baba görmemiş mi daha sonra çocuğu? Baba teşhisi yapmadı mı? Baba daha sonra çocuğu görüyor ancak sadece yüzünü gösteriyorlar. Yüzü de tanınmayacak durumda olduğu için o nedenle baba çocuğu, yani bulunan çocuğun kendisinin olmadığını düşünüyor.
Ha, bu da bir sürpriz bir şey yani. Değil mi? Yani annesi kıyafetlerini görmüştür. Annesi benim çocuğumun kıyafetleri o değil mi diyormuş. Annesi de çocuğun kıyafetlerinin sizin çocuğunuzun kıyafetlerinin olmadığını mı düşünüyor? Evet, evet Müge Hanım. Anne de aynı şekilde. Allah Allah. Buyurun şimdi buradan yapın. Şimdi bu sefer gene ters köşeye yaptık. Yani zaten genetik araştırma yapılacak. Hani %100 emin olunduğunda dahi... Siz belirtmiştiniz konuşmanızda onu. Mahkemeye gitmeden önce bu olay, yani soruşturması yapılırken mutlaka o DNA testi konuluyor onun içine. O klasik bir işlem diyelim. Hani mutlaka yapılması gereken bir işlem. Ama baba çocuk benim değil diyor şimdi. Yazsın, ver eline kağıt kalem hayatım. Nerede babanın kulaklığı? Babaya kulaklık verin, konuşalım. Hatta hemen vereyim. Hatta şu şekilde de yazıyor. Otopsi sonucunun bir an evvel gelmesi gerektiğini, çocuğunun çünkü hala hayatta sağ olabileceğini de düşünüyor Müge Hanım. Bir şey işaret ediyor sana, oku diye. Bu şekilde buraya yazdı. Tamam, ben yani şöyle... Yine aynı şekilde... Yani ben babaya şunu söyleyeyim Necat Bey'e. Necat Bey'in başsağlığı dilemeyeceğim o zaman size. Çünkü siz çocuk benim değil diyorsunuz. İnşallah. Evet Müge Hanım, onaylar şekilde başını sallıyor. Yani inşallah öyledir. Ben de tabii onu dilerim inşallah. Onların adına. Yani inşallah onların olmaz. Peki anneye kıyafetler gösterildi mi? Anne ne dedi o kıyafetler için? Bilir çocuğunun kıyafeti mi değil mi? Gösterilmedi. Hemen yazıyor Müge Hanım. Müge Hanım, başka kayıp ilanın olmaması. Gösterildi ama değil mi? Gösterildi. Gösterildi. Gösterilmiş Müge Hanım değil diyormuş anne de. Ama elbiseleri buna göstermemiş, annesine gösterilmiş. Mikrofon kıyafetler mı? Anneye mi gösterildi? Evet, kıyafetleri anneye gösterilmiş. Annesi diyor pantolon onun değil. Ama iç çamaşırları onun, atlet don. Bir de amcası da diyor saçı ve belindeki beni odur, kesin eminim. Bu ben annesi diyor biraz küçük gösteriyor bana göre. Amcası da diyor yok odur. Ona... Amca çocuğun sizin olduğunu teşhis ediyor, söylüyor. Ancak anne ve baba bizim değil diyor, öyle mi? Anne şöbede, baba kesin diyor. Annen şöbede, baba kesin diyor değil. Babası da sadece yüzü görmüş. Yüzü de hem şişik hem de biraz çizik olduğundan rağmen fazla görmedi zaten. Geç de geldi, mazarlıktan yüzü gösterdiler. Ama buradan, Denizli'den buraya sürüklenene kadar mümkünsüzdür. Müge Hanım, nasıl sana diyelim? Ben İstanbul'da kaldığım için Beyazıt Meydanı, Mahmut Gişe'yi sürekli kullanıyorum. Eminim ondan daha fazla az değil. Bulunduğu çocuğun yeriyle evin yeri. O kadar kesin eminim var yani. Telefonu fazla ve az değil. Bunu artık siz tahmin edin. Bundan da ya 6'dır ya 5'tir izgaralar var. Onun için artık sen benden daha iyi mesafesini kurabilirsin o konusunda. Yani o mazgallardan dolayı aile diyor ki bizim çocuk buraya kadar, yani 25 kilometre çok uzun. Efendim? Ama çocuk oynuyormuş buralarda. Yani baba acaba hani bir babalık duygusuyla mı benzetemedi? Şimdi orasında ben de muallakta kaldım ama amca belki de hani Allah göstermesin ama altında bir cinayet yatıyorsa bu konunun, o zaman bir şekilde arabayla falan getirilip oraya atılma imkanı da var tabii. O da ihtimaller dahilinde her şeyi düşünmek durumundayız. Babaya kağıt kalemi ver Tuğçe'cim. Bir de orada baba daha başka şeyler de yazmıştı. Okumanı rica edeceğim. Baba yazsın, ben göreyim bakayım ne yazıyor. Ama amca telefon attığımızda değil mi? Hanifi Bey. Yani çocuk bizim diyen, çocuğu teşhis eden Hanifi Bey telefon attığımızda. Hanifi Bey günaydın. Günaydın. Teşekkürler. Yani şimdi size başsağlığı da dileyemiyorum. Yani başsağlığı ben size dileyim tabii, hepimizin başı sağ olsun, hani iyi olalım da. Baba diyor ki hayır benim çocuğum değil ama siz ilk teşhisinizde bizim çocuğumuz demiştiniz. Sizin fikriniz değişti mi bu konuda? Yok, fikrim değişmedi. O çocuk bizim çocuğumuz. Sonuçta hani cesedin öyle şişmesi, ondan sonra hani teşhis edilemeyecek şekilde şişmesi ve morarması, ister istemez annesini babasını biraz
Düşündürüyor ama çocukta bazı belirgin özellikler var. Mesela çorap, aynı çorap. Annesi yeşil siyah çorap olduğunu söylüyor. Ve çorabın da o çorap olduğunu söylüyor. Pantolonun aynı. Efendime söyleyeyim. Baba diyor ki pantolon onun pantolonu değil diyor. Yani biraz üzüntüden mi öyle söylediğini düşünüyorsunuz? Yani üzüntüden değil, cesedi o şekilde gördüğü için kabullenemediğini düşünüyorum. Saçı mesela hani çok az çocuk saçının önünü oksijenle sarartır. Yani binde bir, belki yüz binde bir ve onun da işte kanal. Aynı olduğu yani zor. Hani biraz zor. Şöyle söyleyeyim. Yani çocuğun saç rengini çocuk oksijen suyuyla sarartmıştır. Saç rengi aynı. Yani kaç tane çocuk kanala düşüp saç rengini sarartmış olabilir ki? Yani mantıklı olarak düşünürsün. Sırtının ortasında da bir ben vardı. Kalçasının üzerinde. Ben o beni gördüm. Annesi de gördü o beni. Sonuçta yani hani ister istemez ben de olsam ben de kabullenemeyebilirim. Anladım. Yani kardeşinizin bu durumu kabullenmediği için böyle söylediğini düşünüyorsunuz. Yani ben de olsam ben de kabullenmem. Çocuğumu beklerim sürekli. Yani gözüm kapıda olur yani. Hani sonuçta yüreğim yanmış. Allah var. Hani tamam benim de yüreğim yanmış ama hani o biraz daha duygusal hareket ediyor. O diyor ki benim çocuğum gelecek diyor. Ama yok yani ölüm tahsiliyle eminim. Size bir şey söyleyeyim mi? Yani hani Allah biliyor. O kadar üzüldük ki hepimiz. Yani ben babanın üzüntüsünü tahmin dahi edemiyorum. Yani biz şoke olduk. Çok çok üzüntülü yaşadık dün. Biriyle aynı ortamı paylaşıp o acıyı aldığın zaman hani belki dün tanışıyorsun ama bir vakit geçiriyorsun ve ister istemez onun acısı senin yüreğine, iliklerine kadar işliyor. İnsan olmak böyle bir şey. Peki Tuğçe, amcayı dinledi baba. Ne diyor? Bana yazdıklarını tek tek okutattım. Evet, hemen okuyorum Müge Hanım. Amcanın söylediklerine karşılık ben babasıyım. Baba yüreği yanılmaz diyor. Hala bulunan çocuğun Rıdvan olmadığını söylüyor. Ve günümüzde çoğu çocuk saçını boyuyor. Otopsi raporu gelsin, zaten olmadığı ortaya çıkacak diyor Müge Hanım. Peki anne telefonu attığımızdaymış Makbule Hanım. Makbule Hanım. Evet. Efendim Allah yardımcınız olsun. Allah razı olsun. Siz ne düşünüyorsunuz? Baba diyor ki çocuk bizimdeki değil. Siz anne olarak hani bilirsiniz üstünü başını. Ben tanıyamadım onu. Vücudu böyle şişti. Evet. Sadece iç çamaşırı benziyordu. Konuşamıyorum. Çocuk bulunurken üzerinde kıyafet yok muymuş bulunduğunda? Üstü yoktu. Sadece pantolonla iç çamaşırı vardı. Bir de çorap. Üstü çıplaktı. Yani biz gördüğümüzde zaten elbiseleri ayrı ama tişört yoktu. Tişörtü yoktu. Peki pantolon sizin çocuğunuzun pantolonu mu? Hayır, üstünde kapri vardı. Yani o pantolon sizin oğlunuza ait değil mi efendim? Hayır, pantolon ait değil. Pantolon ait değil diyor. Ama en önemli şey pantolon zaten. İç çamaşırı ait. Bir de ait. Çorabı. Ama pantolon onun değil. Ben kameradan gördüm. Üstünde kapri vardı. Siyah kapri vardı. Anladım. Kıyafetler nerede Tuğçe? Babaya sorar mısın? Aileye teslim edilmedi demek ki henüz. Kıyafetler nerede? Bilmiyorum. Henüz aileye teslim edilmemiş Müge Hanım kıyafetler. Anne de diyor ki pantolon o değil. Şimdi dün biz bir görgü şahidi bulduk. Hatta dedik ki acaba yanılıyor mu hanımefendi dedik. Ama bir şey söyleyeceğim. Demek ki o görgü şahidi doğru çocuğu görmüş. Bakın o görgü şahidi hanımefendi ne anlattı? Şimdi üstü çıplaktı. O pantolon onun muydu falan deyince aile, yani hanımefendi kusura bakmasın asla ona inanmamak değil yani inanmadım diye söylemiyorum bunu. Sadece
hani bazen benzetebiliyor ya insanlar hani o anlamda acaba mı diye içimizde bir kuşku uyandı. Bakın o görgü şahidinin izleyelim şimdi açıklamalarını. Bu çocuk acaba suya mı girdi? Kanalın kıyısında arabaların arasından gidiyordu böyle hızlı bir şekilde. Telaşlı arkasına sürekli bakıyordu. Elinde de bir şey vardı. Altında jersey, şort vardı. Üstünde hiçbir şey yoktu. Arkaya doğru işte baktım kimse de geliyor mu diye, kovalıyor mu diye. Kimse de yoktu. Evime geldim baktım Müge Anlı'da resmini de görünce bulunduğu mekana gittim. Durumu izah ettim. Demek ki hanımefendinin gördüğü çocuk. Yani o çocuk orada, bu röportaj daha uzundu. Niye bu kadar kısalttınız? Hanımefendi bayağı anlatıyordu. Şunu normal halini verir misiniz? Yani böyle de hiçbir şey anlaşılmıyor. Biraz kısaltalım dedik. İlk halini verin bana şimdi röportajın. Hanımefendim burada. Dediğinden hiçbir şey anlaşılmıyor. Hanımefendi bu çocuğu görmüş. Üstünde nerede? Bir şey yok. Şimdi annenin anlattıkları ile hanımefendinin anlattıkları çünkü birbiriyle örtüşüyor. Tamam. Makbule Hanım, bir de sizin oğlunuzun üzerinde bir beni varmış, belinde bir beni varmış. Amca diyor ki yani anne baba üzüntüden herhalde diyor kabullenemiyor diyor. Evet, belinde ben vardı. Evet. Ama benim gördüğüm ben yuvarlaktı. Benim oğlum biraz ovaldı. Ama aynı yerde mi beni de? Yani o da belinin o taraflarında ama kafam öyle bulanık ki tam... Fazla bakamadım. Doğru, çok haklısınız yani. Babaya sorar mısın beni? Tuğçe'cim yani bak ben de aynı yerdeymiş diye. Beni de aynı yerdeymiş ve... Sizin çocuğunuzun beni tam olarak nasıldı? Yani sizin gördüğünüz aynı ben miydi? Bu beni görmemiş. Müge Hanım, baba çocuğun bulunduğunda yani bulunan çocuğun üzerindeki beni görmemiş. Akraba ne diyor bu konuda? Yanınızda bir akrabası daha var ya, o ne diyor çocuk çocuğun teşhisiyle ilgili? Hı hı. Siz ne diyorsunuz bu ben konusunda? Şimdiki amcası, babası zaten beraber oradan gelirken babası sadece yüzü gördü. Yüzü de yıkandıktan sonra fazla o kadar anlı şanlı da göstermemişler Müge Hanım. Mazarlıktan bir dakikalık bir şey gösterdiler. Baba zaten gözü ağlamaktan şey fazla göremiyordu. O düşüncesinden olabilir. Ama annesi de diyor benimle aynı yerde küçük geliyor beni bana. Amcası diyor benimle aynı yerde bir de saçının önü oksijenle sarılanmış, o saç onundur. Annesi de diyor oradaki saç tamam ona benziyor. Ben benziyor, ben küçüktür. Pantolon rengi değişmiş. Pantolon şekli değişmiş. Onun olmadığını tahmin ediyorum. Olmadığını diyorum ama iç çamaşırları onun olduğunu benziyor yani. Ama değil mi de o mu değil mi kesin bir şey diyemiyorum. Ama mesafede dediğin şekilde burada arkamızdan gören çöp pislik sürütme şeyleriyle geliyor ya. Birinci, üçüncü izgaraları komple temizlerken acaba birisinden bunlar her şeyi kendi mesafesinin arasından dürürken niye bu cenaze dürmüyor bu kadar beşinci atlamaları atlıp buraya kadar geliyor. Bunu ben diyorum ki kendin yapmış olduğunu hiç tahmin etmiyorum. Hiç de hissetmiyorum. Ya birileri kovalanmış ya birileri atılmış gibi bana geliyor mesafe konusundan görünüş. Peki ama şu görgü şahidini tamam beyefendi bir virgül koyayım. Şu görgü şahidini bir dakika izleyelim. Pazar günü aile ziyaretine gelmiştik. Saat 11 civarı gitmiştik. Kanalın kıyısında hani kanal kenarında tam değil de öbür yolun kenarında kaldırıma doğru arabaların arasından gidiyordu böyle hızlı bir şekilde. Telaşlı arkasına sürekli bakıyordu. Elinde de bir şey vardı. Altında jersey,
Şort vardı, üstünde hiçbir şey yoktu. 12-13 yaşlarındaydı. Benim de yani çocuk vardı üstümde. Eşime dedim ki bu hani çocuk dedim telaşlı bir şekilde gidiyor sanki dedim. O da dedi ki herhalde dedi kanalda dedi işte yüzüyor. Ondan dedi bu saattedir dedi. Ben de dedim ki yani dedim hani bu saatte dedim kanala girilir mi dedim. Dedi ki arkasında arkadaşları falan vardır dedi. Ben de baktım kimse yok kanalda hani tek başına. Arkaya doğru işte baktım kimse de geliyor mu diye kovalıyor mu diye kimse de yoktu. Dedim ki herhalde aklımdan herhalde dedim evine gidiyor. Hani sıcaklamış çocuk hali belki de çıkarmıştı tişörtünü evine gidiyordur. Hani kanalın kenarında olsa belki de hani dururdum şey yapardım azarlardım ama kaldırımda olduğu için dedim ki evine gidiyordur dedim. Önemsemedim. Evime geldim baktım Müge Anlı'da resmini de görünce eşimi bekledim akşama doğru gösterdim. Bu mu dedim kaybolan. O dedi ki evet çok benziyor o çocuğa. Deyince de zaten bulunduğu mekana gittim, durumu izah ettim. Yani hanımefendi de üstü çıplak gördüğünü söylüyor çocuğun. Hatta işte kanalda mı yüzüyor falan ama hiç arkadaşı yok. Hani kovalayan yok falan. Bizim de diyor dikkatimizi çekti diyor ama hanımefendi demek ki son görenlerden biri çocuğu. Kuşkulu durum, bir takım şüpheli durumlarla da karşılaştım diyor. Şüphelendim diyor. Yani normal bu saatte. Ne işi var bu çocuğun şekilde, burada evet, dedim diyor. Evet. Peki evet. Hanımefendi aslında telefona bağlayabilirsek hanımefendinin gördüğü yer yani bu mazgalların orası mı? Heh, arkadaşlarımız ulaşmaya çalışıyorlarmış hanımefendiye. Yani mazgalların orada. Hani diyoruz ya evinin oradan ya su bu tarafa doğru akıyor. Tuğçe ne kadar şey yapsa da aksini söylese de benim bildiğim su aynı yöne doğru akıyor. Orada bir sıkıntı yok da bu taraf hani o mazgalla bu mazgal arasında mı görmüş hanımefendi? Bulunan mazgalla bir önceki mazgal arasında mı görmüş? Şimdi tabii babanın ben teşhis edemedim demesi her şeyi bir anda biraz karıştırıyor ama. Fakat şunu söyleyebilir miyim müsaade ederseniz? Babanın üzüntü karşısında gösterdiği bu reaksiyon, sesinin kısılması, konuşmaya yanaşmaması. Bir reddetme fenomeni falan gibi. Evet, yani ona daha çok benziyor. Hayır, anne peki, diyor ki iş çamaşırlar oğluma ait. Soralım. İş anne, çamaşırlar, iş çamaşırlar ona ait diyor. Fakat iş çamaşırı. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Görgü şahidimiz Çiğdem Sert telefon attığımızda Çiğdem Hanım günaydın efendim. Günaydın. Hoş geldiniz günaydın yayınımıza. Teşekkür ederim sağ olun. Siz Adanalı mısınız? Evet evet Adanalıyım. Heh, o zaman daha iyi. Şimdi sizin gördüğünüz yer neresi çocuğu? Mithat Paşa kanalı. Kıyı boyu deniyor. Kıyı boyu. Arkadaşlar bir harita da hazırlıyorlardır herhalde. Mithat Paşa evet. Kanalı. Peki sizin o gördüğünüz yerle çocuğun bulunduğu yer birbirine yakın mı? Yok hiç alakası yok. Hiç alakası... Yani bunun ucu farklı yere atıyor. Onun ucu farklı yere atıyor. O zaman... Bu çocuğun yani oraya düşüp buraya gelme imkanı yok. Yok kesinlikle. Siz kaç civarında yani, gördünüz? Ya biz 11'de evden çıktık annem giden zaten. 11'i 10 geçe 20 geçe. Sabah. O saatlerde. Sabah mı Müge Hanım? Sabah. Sabah. Yok gördüm. Sabah değil. Akşam akşam. Gece 23'te gördünüz evet, evet. Yani. Gece 23'te kanala giren çocuk olmaz biliyorsunuz değil mi? Olmaz evet ondan dikkatimi çekti zaten. Üstünde de bir şey yoktu. Altında kapri vardı. Kenardan telaşlı telaşlı geliyordu. Hani arkasına bakıyordu sürekli. Dedim hani bir de kaldırım tarafında. Kanal tarafında değil. Kanalın yanında görmedim diyor. Onu dedim, yok yok. Kaldırımda gördüm. Yoksa o zaman müdahale ederdim diyor hanım. Evet evet. Peki. Yani kanal tarafına baktım, hani yüzen çocuklar var mı diye kimse yoktu. Hani eşime dedim ki bu saatte ne geziyor bu sanki telaşlı dedim. Evet. Eşim de dedi ki herhalde dedi, yani yüzmüşlerdir eve gidiyordur dedi. Dedim ki üstü ıslak değildi dedim. Islak da değildi yani. Peki, elinde de bir tişört yoktu. Yani evet. Sizin aslında gördüğünüz yer ailenin evinin yakını. Evet evet fazla uzak değil. Siz evet siz ailenin evinin yakınındaki kanalın orada görüyorsunuz. Evet. Şimdi o çocuk peki ne yöne doğru gidiyordu? Yani... Ailesine doğru öyle diyeyim gene. Evet doğru gidiyordu.
Aha, evet. O zaman o yani birinin onu arabaya alma ihtimali burada daha çok ortaya çıkıyor. Evet, evet. Yani arabaya alırsa eğer. Peki arabaya alırsa nereye gider? Efendim bizim şimdi metin yazarımız sevgili Serhat Doğan da Adanalı. Şu tahtayı alabilir miyiz? Serhat şimdi az önce kanallarla ilgili bir şey anlattı. Onun teorisi daha akla yatkın. Evet canım. Haritasını ayarlıyor musunuz arkadaşlar? Aslında harita üzerinde görelim. Olay da çok başka taraflara gitti. Yani. Yani özellikle babanın açıklamaları, amcanın açıklamaları şimdi olayı daha karmaşık hale getirdi. Serhat'cığım seni şöyle tahtaya alayım. Bana gösterdiğin gibi bir çizebilir misin? Müge Hanım şimdi... Şimdi bir göl, göl şey var. Burası Adana. Hı hı. Hemen üst tarafında şurası... Şöyle şeye de kanalını seni çekebilirsin. Evet. Seyhan Baraj Gölü. Tamam. Üst tarafı Çukurova Üniversitesi. Tamam. Yani Seyhan Baraj Gölü Adana merkeze çok yakın. Hatta iç içe diyebiliriz. Hı-hı. Özellikle Turgut Özal Bulvarı ve Süleyman Demirel Bulvarı hemen yakınından geçiyor. Adana Seyhan Barajı'nın farklı kolları var. Mesela sulama kanalları var orada. Evet, sulama evet, kanalları evet. var. Farklı yönlere gidiyor. Hı-hı. Bu sulama kanallarından bir tanesi de Küçük Rıdvan'ın bulunduğu yer. Yani Hıdırlı sulama kanalından bir tanesi. Hıdırlı'yımız bunu Hıdırlı diye yazıyorsunuz. Evet, eğer bunlardan genelde Adana'da bu tür boğulma vakalarının %80'i 90'ı Seyhan Baraj Gölü'nde gerçekleşir. Ve maalesef bu cesetler bu sulama kanallarından farklı yönlere doğru gidebilir. Yani burada birisi diyelim ki boğuldu. Evet. Artık hangi kanala denk gelirse o kanaldan gidiyor. Evet. Şimdi sen de diyorsun ki eğer bu Seyhan Baraj Gölü'nde bu çocuk boğulduysa ki ailenin yine yaşadığı yere yakın. Yakın evet. O zaman hani şu kanalın orada görülebilir ama bu başka bir kanaldan da bu bulunduğu yere gidebilir. Evet. Ama aile de o zaman diyor ki bu kanal devam ederken arada... Izgaralar var. Bent diyoruz biz onlara. Yani ki suyu aslında az önce kameraman arkadaşımız verebilir. Şimdi oradaki mesela bir bende yine takılan çer çöpü görüyoruz. Evet. Aslında biraz da onun için yapılmış evet. Bir durum o. İşte o çer çöpler için yapılmış. Zaten işte bir vatandaşımız da çocuğumuzu yine buraya takılı halde buluyor. Yani demek ki bu çocuğumuz ben bir önceki Tuğçe bir önceki şeye de giderse Bent'in oraya... Yani acaba buradan geçiyor mu? Yani bazen de kırılabiliyor bunlar. Yani o zaman diyelim ki şu bentle bu bentin arasına bu çocuğun düşmüş ya da düşürülmüş olması lazım. O ihtimal de olabilir Müge Hanım. Bunlar bent. Bu yapılan yani sizin mazgal dediğiniz bentlerin amacı bu ana sulama kanallarının etrafında küçük tahliye kanalları var. Hı-hı. Tarlaları sulamak için. O küçük tahliye kanallarına su gitsin diye suyun önünü hızını kesiyor yani. Tamam. Ondan o kapaklardan geçme ihtimali yüksek. Yani bir... Aslında yüzünün deforme olması da... o nedenle de olabilir. Çünkü sürtünmeyle o kapaklar dik bir şekilde suya iniyorlar. Suyun önünü kesince yanlardaki küçük kanallara su gitmesi sağlanıyor. O zaman oradan şöyle geçti. Evet, ha. Kapak yukarı kaldırılınca ama su rahat bir şekilde gidiyor. Ama debisi de çok az. Verir misiniz ekrana görüntüyü lütfen? Ama isteyince verin ama sonra geçiyor. Hani evde izlemeyeceğiz ki arkadaşlar değil mi? Bakın şu an arkadaşlar veriyor. Arkaya da verelim. Yani şu yani şurada da mesela hani bir şeyler galiba işte bulunan yer şöyle bir yer şuraya takılmış. Ama sen diyorsun ki buradan da geçebilir. Evet, altından kapağın altına çok rahat geçebilir. Kapağı yukarı kaldırdıkları zaman su çok rahat bir şekilde tahliye edilebiliyor. Kapağı yukarı kaldıracak olan kim kaldıracak? Yukarıda anahtarları var. Sulama kanallarının görevlileri var. Onlardan habersiz kimse açamaz, kapatamaz. Onlar da zaten anahtarla kilitliyorlar. Ama açık olmuş olabilir ya. Tabii o olabilir, ihtimal tabii. de var yani. Yani o görevliler zaman zaman bu kapakları açmak durumunda mı kalıyorlar? Evet, sürekli onlardan kontrolsüz kimse yapamaz zaten. Onlar da gerektiği zaman açarlar. Evet, açıyorlar. Şimdi bu çocuk acaba... Şimdi efendim... Bu çocuk babadan korkuyor. Ama babadan korkmasının da yani baba açısından haklı bir sebebi var. Yani çocuk hani okula gitmiyor, okuldan kaçıyor vesaire ve kötü arkadaşlar edinmiş. O kötü arkadaşları da çocuğun yaşı da çok küçük. Hani bir hırsızlığa falan teşvik etmişler çocuğu. Baba da o yüzden çocuğa tepkili. Onu işte berberin yanına çırak vermesinin falan nedeni de o. Okuldan çıksın bari berberin yanına gitsin de
boş kalmasın evet. ve kötü alışkanlıklarla ilgili edilmesin. Arkadaşlardan uzak kalsın. Yani baba o sırada tabii hani çocuğa da kızmış etmiş falan, çocuk da babadan korkuyor. Şimdi hanımefendinin yani Çiğdem Hanım'ın anlattıklarıyla çocuğun bulunması örtüşüyor. Hani üstü tişörtü yoktu. Hanımefendi diyor ki ben de tişörtsüz gördüm. Üstünde tişörtü yoktu. Altında da kapri pantolon vardı değil mi Çiğdem Hanımcığım? Evet evet evet. Kapri pantolon vardı diyor. Hı hı. Yani hanımefendinin gördüğü çocuk kuvvetle muhtemel ki bizim rahmetli çocuğumuz. Ama gecenin saat 23'ünde evinin oradaki kanalların oradaysa eve de gitmeye yine korkabilir. Çünkü tişörtün oldu, sen neredeydin falan diye babanın ve annenin tabii haklı bir tepkisi olacak yaşında düşünürsek. Ama o çocuğu anladığım kadarıyla buraya gidebilmesi için bir arabanın götürmesi lazım. Değil mi? Yani yürüyerek o yol öyle aşılabilecek bir yol değil. Değil, evet. Değil. Veya öldürülüp bulunduğu noktaya atılması lazım. Evet. Yani ya bir cinayet var yine evet. bir arabayla oraya götürüldü. Ya çocuk, yani gecenin saat 11'inde de hangi çocuk yüzmeye götürülür? Efendim, yüzme ısı, de bilmiyor. Isı da çok şey değil. Hayır, üstünü hava niye çıkarmış ısı. Bu çocuk? Şimdi bakın ben de Adana'da bulunduğum için biliyorum. Çocuklar genellikle kanala havanın çok sıcak olduğu gündüz saatlerinde girerler. Gece çocukların kanala girdiği pek görülmüş değildir. Hiç görülmemiş hatta. İşte çocuğun acaba üstü niye çıplaktı? Tişörtü nerede yani? Ya bir şey olmuş ama ben size bir şey söyleyeyim. Yani bunda bir şey var. Hani bu öyle normal gitti de ayağa takıldı da düştü gibi bir şey değil. Çocuğun üstü niye çıplak? Yani bilmiyorum tabii hani emniyet yetkililerinin bu konuda vereceği bilgi çok önemli. Şimdi aile çıplaktı diyor, görgü şahidi çıplaktı diyor. Emniyette acaba tişört var mı? Hani bunların da açıklanması lazım ki ailenin üzerindeki kuşkular şimdi dağılsın. Şimdi otopsi yani raporu yayınlandıktan sonra Adli Tıp Kurumu'nca daha ayrıntılı bilgi edineceğiz aslında. Evet ama işte çocuğun üstünün çıplaklığı kötü niyetlerle şey. Çok teşekkür bu çocuğa ediyorum herhangi sana. Bir şey yapıldı mı yapılmadı mı o da yani belli senden değil. Anlıyoruz ki o çocuk öyle oradan düşüp o tarafa gitmiş olmayacak. Ya barajda boğuldu ya da öldürüldü, o kanala denk düştü. Yani ailesinin bulunduğu yerden bu noktaya gelmesinin imkanı yok. Vallahi mahallesinden yani. Evet evinin en yakın noktasında suya girip boğulduysa o zaman işte zaten yok. O zaman o mazgalları konuşmanın da bir anlamı evet, yok. Evet, evet. Yani eğer zaten oraya götürüldüyse artık o mazgalları onlar konuşmanın mazgal da bir mı? Anlamı yok. Mazgal değil. Yoksa bent. Bir önleyici kapak mı? Önleyici kapak ama şu amaçla yapılmış bir kapak. Bu sulama kanalının etrafında küçük kanallar var. Bizler kanalet diyoruz onlara. Tarla sulamak için kullanılıyor. Evet. O noktalar yüksek olduğu için suyun önünü kesip o küçük kanallara suyu tahliye etmek için tamam, kullanılıyor. Tamam, bu mekaniği de anladım. Fakat hayır yani su geçebiliyor mu? Mesela sanki şuradan biz göremiyoruz da hani Tuğçe bizi duyuyorsun yani geçebiliyor mu buradan? Yani şu suyun durgun olduğu yerden diğer kanaletlere gidiyor su. Evet. Alttan değil, üstten, seviyenin yüksek olduğu yerden gidiyor. Geçebiliyor mu oradan? Yani o şimdi köprünün üzerine geçtiğinizde karşı tarafa da geçebiliyorsunuz. Yani başka bir şey devam edip geçebiliyor mu? Mazgal dediğim o, kapalı mı orası? Yoksa açık mı? Şu an bak bulunduğunuz yer. Müge Hanım şöyle gösterelim. Hemen kapalı olan alanı görüyorsunuz. Bu bentlerin olduğu, anlatılan kapakların tamam. olduğu kısım. Ancak hemen sağ tarafta ve sol tarafta suyun akışını sağlayan daha küçük kanallar var. O kanalların altı dar ancak suyun akışı bu şekilde sağlanıyor ve onların altında da geçişi engelleyecek şu an için gördüğümüz herhangi bir ızgara ya da geçişi engelleyecek bir şey yok. Yani bunun İstersen ben girelim abi. Bunun altından geçebilir. O zaman buradan geçerken de işte yüzünün deforme olmasını da bu şekilde açıklayabiliriz. Biz hatırlarsanız benim mazgal dememin nedeni biz başka bir arama çalışması yaptığımızda evet. hani bütün hepsinin altında birer mazgal Izgara vardı. Vardı şeyde. Izgaralar vardı yani. Burada yok. Gerçi içine girmek lazım. Adam diğer bulunduğu yerde var. Tamam Google Earth'ten gösterecek. Gelsene sen de gel. Gel ayakta kalma. Bakalım neresi orası bize bir gösterin. Ya bu çocuk şimdi niye oralara yürüdü? Tişörtüne ne oldu?
Bir de babadan korkuyor yani. Gecenin saat 11'ine kadar sokakta dolaşması için bir neden olması lazım. Niye bu çocuk sokaklarda dolaşıyor ki? Nereye veriyorsunuz? Böyle bir alışkanlığı da anladığımız kadarıyla yanlış anlamamışsak, babanın dün anlattığı kadarıyla böyle bir alışkanlığı da gece dışarıda geçirmesi gibi de bir olay yok. Yok, akşam geç saatlere kadar. Alışılmamış bir durum. Müge Hanım, Adana'nın birçok noktasında bu sulama kanalları var. O kadar çok var ki. Evet, Adana'ya da çok büyük güzellik katıyor yani. Adana'ya gerçekten çok büyük güzellik katıyor. Neyi veriyorsunuz Adana? Her şeyde de tabela her kanalda da buraya girmek tehlikeli ve yüzmek yasaktır yazısı var. Ama bütün çocuklar girer. Tuğçe, ama bunu baba ne diyor? Girerler. Baba ne diyor yüzme bilmesi konusunda çocuğun? Hasan Bey Rıdvan'ın yüzme bilmediğini söylüyor. Kesinlikle bilmiyor değil mi Rıdvan? Hayır, kesinlikle bilmiyor. Ben olmasam o çocuğu öldürsen suya girmez. Havuza bile gittik beraber. Bir gün bana dedi ki baba ben havuza gitmek istiyorum. Dedim oğlum o zaman beraber gidik. O dedi tamam. Dedim oğlum cehenneme de gitsen de baba gel gidek. Beraber dedim gidek. Tamam baba dedi. Dedim ne yapsan söyledim beraber gidek oğlum. Havuza dedi gidelim mi baba. Beraber gittik. Hatta o ufak oğlanı da götürdüm. Ben suya girmeden gelmiyordu. Ben ne zaman suya girdim kucağıma almaya çalışıyordum, korkuyordu, gelmiyordu. Zorla kucağıma aldım. O şekil biraz cesaret aldım. Sudan da korkuyordu. Evet, evet. Ben çift ağında iş yaptım. Benim müteahhitin işini yaptım. Çift ağında giden su, torosların o suyu buraya kadar anca geliyor. Buraya giren suya bile zorla giriyordu. Alıştırana kadar canım çıktı. O da su buraya geliyor ya onun burasına. Anlıyorum Tuğçe'cim ya, babanın sesini daha fazla zorlamayalım. Yani baba diyor ki benim çocuğum hani öyle sulama kanalına gidip de yüzecek bir çocuk değil diyor. Benim anladığım o. Yani kısacası benim çocuğum oraya girmez diyor. Çocuk. Peki çocuğunu üstündeki tişörtünün olmamasına ne diyor? Niye o çocuk tişörtünü çıkartır da yollarda yürür? Abla o çocuk o şekil yapmaz. Hani desen ki atletini çıkarmış... Sıcaktır. Amenna derim çok sıcaktır. Terlemiş. Hani atletini tişörtünü çıkarmış atletle gezmiş derim. Ama ablamın dediği gibi gecenin bir yarısı o çocuk hadi gecenin bir yarısı atletle görsem hadi amenna diyeceğim. Ya kurban olayım bu çocuk gecenin bir yarısı niye tişörtünü çıkarıyor atletini çıkarıyor. Biraz mantıklı olalım. Evde bile atletini çıkarıyor ya. Sadece evde. Hayır, burada dışarıda mantık aramamak lazım. Burada bir değişik bir olay var. Yani zaten hani DNA testinin çıkması en fazla bir hafta 15 günü bulur. Hani bilemiyorum tabii ki buna öncelik verecektir şimdi emniyet yetkilileri. Çünkü baba çocuk benim değil dedikten sonra hani o araştırmalarını sürdürebilmesi için önce yapılması gereken değilse DNA bile, testiyle çocuğun ailenin mi değil mi olduğunun ortaya çıkması. Değilse bile vatanın bizim çocuğumuz yani öbürü tabii, de öğrendi. Acaba o çocuk kimin? Çocuğumuz. Hayır o zaman da bizim aradığımız çocuk kimin? O çocuk da kimin? Evet o zaman o gündeme geliyor. O soru işaretine cevap vermek zorundayız. Yani kıyafetler konusunda arkadaşlar diyor ki o gün adli tıpta hani bir de 13 yaşında bir çocuğa elektrik çarpmış. Hani onun kıyafetleri vesaire karıştırılmış olabilir mi? Ama Çiğdem Hanım da zaten diyor ki ben gördüğümde üstünde tişörtü yoktu. Ayağında kapri pantolon vardı. Anne de kapri pantolon vardı fakat diyor. Fakat şöyle bir şey söyleyeceğim. İzin verirseniz. Diyorum ki anne ve babaya otopsiden sonra gösterildi. Büyük bir ihtimalle. Yani üzerinde giysileri falan yoktu. Yüzlerini görmüşler zaten mezarda. Cenazede gördüler hocam. Cenazede görmüşler. Elbise açıktı, kapalıydı teşhisi gibi. Teşhisi yapan amca az önce bağlanan. Evet. O bizim çocuğumuz diyen. Teşhisi yapan amca. Doğru olan onunkisi. Evet, amca yani, yine ısrarcı kanaatinde. Yok yok canım amca bizim çocuğumuz bizim diyor. Çocuk ben diyor. De şimdi bir şey söylemek istemiyorum. Yani ben aileye de çok saygı duyuyorum. Dilerim onların çocuğu çıkmazlar. Yani hani o çocuğun bir çocuğun ölmüş olması... şeyini değiştirmez, kötü durumunu değiştirmez ama tabii ki ben o ailenin dileğine de katılmak durumundayım şu an. Ne söyleyeceğimi de bilemiyorum yani o kadar da zor bir durum ki. Yani sonuçta bir çocuk ölü olarak bulundu. Biz her iki halde de üzülmek durumundayız evet, yani. Adana Emniyeti zaten hani tıpkı Gaziantep'te bahsettiğim gibi o da maalesef hani böyle çok olayların yaşandığı bir emniyettir ve bu konuda çok tecrübeli bir emniyet. Yani en kısa sürede hem aileye hem kamuoyuna öncelikle kaza mı, cinayet mi
kısmı ve hani kim olduğu kimlik tespiti konusunda bilgi verirse akıldaki soru işaretlerinin çoğu gidecektir. Evet. Ama Çiğdem Hanım gibi görgü bilgi şahidi olanlar varsa efendim lütfen bizi arasınlar. Çünkü bu kadar hani tembihli bir çocuğun tamam yani kuşu da almış getirmiş doğru yani tekrar kuşçuya da dönmüş kuşumu geri alın da demiş. Bütün hikaye doğru, bütün olay dizisi doğru. Hiç oralarda bir sıkıntı yok. Ne işi var bu kanalın içinde? Hani öncesinde yani iki perde öncesinde ne bileyim iki bent öncesinde üç bent gerisinde orası da fark etmez. Ama evet. Uzak bir mesafeden bahsediyoruz. Evet. Burada nasıl bu çocuk buraya geldi? Bunun cevabı da evet. Bence son derece önemli. Yani onun cevabını bulacağız ki gerçeğe ulaşacağız. Evet. Ya ben teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz şimdi görgü şahitleriyle de konuşalım. Arkadaşlarına rica ediyorum. O gece bazen çocuklar şöyle bir şeyler de yapıyorlar. Bazen gidiyorlar bir yere sonra arkadaşlarından biri biliyorsunuz hani düşüyor. Bunları da yaşadık programda. Diğerleri kaçıyor. Aileye, emniyete bilgi vermiyor korkudan ama burada korkacak, çekinecek bir şey yok. Artık ne yaşandıysa söyleyip ailenin acısını bir nebze olsun dindirmek lazım. Gerçekleri bilmek. Ben size şöyle söyleyeyim. Geçen gün bir internet sitesinde de okudum. İşte Müge Hanım dedi ki inşallah cesedini buluruz. Evet ben çoğu olayda cesedinin bulunmasını diliyorum. Kalben diliyorum. Ailesi de diliyor. Allah hiç kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Kayıp acısı yaşatmasın. Biz inançlı insanlarız. Ölüm Allah'ın emri deriz. Bak yaz ben, süresine gireriz. O yaz süresini işte bir şekilde kimimiz öyle kimimiz böyle atlatırız süresi, atlatmaya çalışırız. Ama ve lakin birini sürekli aramak ne demek yani biliyor musunuz? Allah hiçbirimize yaşatmasın bunu. Efendim ölüm sırasında yaşanan duygu üzüntü, kayıpta yaşanan şey ise aşırı endişe. Tabii. Aşırı kaygı. O bambaşka bir şey yani. O bambaşka bir şey. Allah hiçbirimize onu yaşatmasın. Devam edeceğiz. Bildiğiniz bilgiler varsa da paylaşmanızı da rica ediyorum. Babaya da çok teşekkür ediyorum. İnşallah onun gönlünden geçen gibi olsun. Ben eşine de kendisine de sabırlar diliyorum. Buyurun. Abla. Efendim? Şimdi ben en başta bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Ben geçen gün sizin oraya yola çıkmadan önce yani cuma günü yola çıkmadan önce eğer böyle bir şey olsaydı ben amenna derdim. Ben bir bayan gördüm. Onun da iki hafta önce kızı kayboldu. Onu kulak arkası yaptılar. Ve buna benzer nice olaylar vardır. Nice olaylar. Ben demiyorum benimdir ya da benim değildir. Olabilir, benim de olabilir. Amenna. Ama bu başka çocuk da olabilir. Yani bu olmayacak diye bir şey yok. Ya da bu %100 benim çocuk diye olacak bir şey de yok. Ama ben merak ediyorum. O çocuk oradan buraya kadar nasıl gelir? Ya niye küçük dikiliğe gitmiyor? Büyük dikiliğe gitmiyor. Ben o kanalı takip ettim. Arkadaşlarımla birlikte gece yarısı. Küçük dikiliğe gittim, büyük dikiliğe gittim. O kadar yere gitmedi de geldi buraya gitti. Yani biraz hani düşünelim ya. Ya bu olayda bir iş var ya. Bir şey var yani. Ben tek başına gittiğini de düşünmüyorum. 12 yaşında çocuk tek başına gezmez. Yaş grubu olarak. Bir grubu da vardır. Birileri de korkuyor ve konuşmuyor anladığım kadarıyla. Devam edeceğiz. Allah inşallah. Yani belki biri veya birileri tarafından oraya getirilmiş de olabilir. Evet. Getirildi. Bir itişme kakışma oldu. Ve getirilmelerinin sebebine de çeşitli sebepler düşünmemiz mümkün. Bu çocuk bir takım kötü durumlarla da muhatap olabilir. Evet. O muhatap olduğu durumlardan sonra acaba çocuk bunalım yoksa başka türlü bir duruma mı girdi? Yani bir takım hayır, şey iteklendi. Hayır canım hocam itişirken böyle evet, itişirken yani ederken o tartışma esnasında çocuk kalkıp da bir müdahale edince kendini kurtarmaya kalkınca oraya fırlatılıp atılmış olabilir. Ama işte buraya neden ve nasıl geldi? Oraya gelme i̇şte ihtimali kendi rızasıyla gelmeme önemli. İhtimali şimdi de mümkün. Şimdi şu kanalları da bugün bakalım yarın diye. Bazı kişilerin özellikle getirmiş olması da mümkün. Evet yani, amcanın çünkü başka iddiaları çok. Da vardı ama önce bir netleşsin durum. Dediğim gibi en azından ilk bulgulara göre çocuğun üzerinde herhangi bir delici, kesici alet izi ya da silahla yaralama gibi bir durumun boğma gibi bir izin olmaması
bir kaza olduğu şüphe, yani kaza olduğu izlenimi yaratıyor. Ama tabii kesin sonuç adli tıptan gelen raporla belli olacak. Emniyet yetkilileri de şu anda güvenlik kameralarıyla ilgileniyorlar, arkadaşlarıyla konuşuyorlar. Bir bilen çıkarsa daha net bir şekilde, hızlı bir şekilde bulacağımıza inanıyoruz. Adana Emniyetinden gelecek haberi bekleyelim ama İnşallah. Burada bilgi sahiplerinin, görgü şahitlerinin aramalarını, yardımcı olmalarını her zamanki gibi diliyorum. Efendim, işte dün de aynı şey oldu. Bir tarafta böyle üzüntülü bir olay işerken diğer tarafta da aslında muhteşem bir olay var. Çok zordur biliyor musunuz? Sanırım bu iki falan 10 yıl içinde bırakılan bebekler daha sonra aileleri tarafından sahip çıkılmayan bebeklerdir. Yani eğer bebekler bir yere bırakılıyorsa camiye, ona, buna, şuraya bu toplumda da vicdanda da hani bırakan kişinin vicdanında da çok derin yaralar açtığı için ben hep şöyle söylüyorum. Herhalde diyorum bir şekilde ket vuruluyor o olaya. Hani anlatılmak istenmiyor. Mesela Nurten Hanımcığım, Gül'ün annesi, siz bebeğinizi bıraktığınızı anlatmış mıydınız konunuza, komşunuza, yeni tanıştığınız arkadaşlarınıza? Anlatmıştım. Siz anlattınız. Nasıl anlattınız? Bakamadım diye arkadaşlarıma söyledim. Dedim ben dedim bakamıyorum dedim. Yardımım yok dedim. Hayır kimse o zaman. O aradan zaman. Geçti mesela 10 yıl 15 yıl bir yere taşındınız. Mesela komşularınıza falan anlattınız bir durum muydu bu? Herkese anlatmadım. Samimi olduğum arkadaşlarıma anlattım. Niye herkese anlatamadınız? Ne bileyim samimi olmadığım için anlatmadım onlara. Yani kınanabileceğinizi düşündünüz aslında değil mi? Sizi kınayabileceklerini, evet. Size tepki gösterebileceklerini düşündünüz. Evet. O yüzden de efendim işte böyle bırakılan bebeklerin ailelerini bulmak son derece zordur. Ama Gül buraya geldiğinde daha sonra ben bir hafta sonra annesinin ve babasının savcılığa başvurup bebeği geri istediklerini öğrenince... Dedim ki Gül ya bir ümit var çünkü onlar seni aslında bırakmışlar ama sonrasında pişman olmuşlar. Dün neler yaşadık bir hatırlayalım. Efendim Gül tabii evlat ediniliyor bırakıldıktan sonra ve tek çocuk olarak yetişiyor. Aslında kocaman bir ailesi var. 3 tane kardeşi var. 2 ablası, 1 abisi, babası da hayatta. Anne baba bir çocuklar bunlar. Ailenin 4. çocuğu en son artık ne yaşandıysa... Maalesef piyango sana çarpmış diyelim. Evet. Ama Gül de güzel bir ailede büyüdüğü için hani çok onun endişesini yaşamıyor. Ama ben kimim, ailem kim diye merak ediyor. Ona heyecanla bekleyen, ona kucaklaşmayı bekleyen yakınları var. Siz efendim dün yaşananları izlerken ben de onları hazırlayayım. Stüdyomuza gelsinler. Gül tek tek kavuşsun onlara. Hastaneye bırakılan bir bebekti Gül ve annesiyle buluşuyor. Hiç görmediği annesiyle 25 yıl sonra stüdyomuzda kucaklaştı. Gül Bilgin henüz 1,5 aylıkken öz annesi tarafından Şişli Etfal Hastanesi'nin nöroloji servisine bırakıldı. Minik bebeğin hıçkırık seslerini duyan bir hemşire onu alarak polise teslim etti. Bulurken bir not var. Bu çocuğu alan kişi yetimhaneye versin. Bakmak için durumum yok. Allah'a emanet ve bir de sizlere teslim ediyorum. 1,5 aylık, ismi Çilem. Yurt evine verirseniz çok sevinirim. Babasından ayrıldım. Bakmıyor bize. Ne olur ona çok iyi bakın diye bir not yazıyor. Annesi minik bebeğini bıraktıktan bir hafta sonra pişman oldu ancak artık çok geçti. Küçük Gül'ü Atmaca çifti evlatlık edinmişti. Daha sonra pişman olan annesi Nurten Çınar mahkemeye başvurarak bebeğimi bulun demiş. Pişmanlık duyup çocuğumu geri almak istiyorum. Çocuğum şu anda Darül Aceze'de tutulmaktadır. Arz ederim çocuğumuz kızdır 1,5 aylık diye not düşmüş. Mahkeme demiş ki senin bebeğine evlatlık verildi. Biz nereden bulalım? Ve kadının eli boş dönmüş mahkemeden. Annesi çok aradı ancak kızına ulaşamadı. Her şeyden habersiz büyüyen Gül Bilgin 20 yaşına geldiğinde üvey babası gerçeği ona anlattı. Ancak genç kadın anne ve babasını bir türlü bulamadı. Melikşah Sokak No 68 Şişli İstanbul. Evet. Gittin mi bu adrese? Evet, bir ay önce gittim ama o adreste öyle biri yoktu. Evlatlık verilen ve anne duygusunu yaşamak isteyen Gül Bilgin, gerçek ailesinin bulunması için programımıza başvurdu.
O andan sonra hayatı değişti. Niye aileni arıyorsun Gül? Merak ediyorum. Bir de o savcılık kağıdına ulaştıktan sonra daha çok merakım arttı. Annem beni bulmak için çaba sarf etmişse ben de onu bulmak için çaba sarf etmem lazım diye düşünüyorum. 25 yıllık nottan yola çıkan araştırmacı gazeteci Müge Anlı kısa süre içerisinde Gül Bilgin'in annesine ulaştı. Özanne Nurten Sarı kızıyla önce telefonda konuştu. Gülcüğüm gözün aydın. Annen telefon attı bize. Alo de bakalım. Alo. Alo. Anne. Canım, bir tanem. Konuşamıyorum. Alo, ne yapıyorsun kızım, nasılsın? İyiyim anne, sen nasılsın? Hastaneden geldim şimdi. Teşekkür ederim. Nurten Hanım, gözün aydın. Allah razı olsun Müge Hanım. Siz İstanbul'da mısınız? Evet, Gaziosman Paşa'da oturuyorum ben. O zaman ben bekliyorum sizi şimdi. Hadi o zaman. Hadi o zaman. Annesinin bulunmasına şaşıran Gül Bilgin daha şaşkınlığını üzerinden atamamışken bu sefer ekibimiz genç kızın Giresun Bulancak'ta yaşayan öz babasını buldu. Gülcüm, babanı da bulduk. Necmettin Çınar, kendisi Giresun Bulancak'ta yaşıyormuş. Telefon attığımızda bir alo der misin? Alo baba. Alo. Nasılsın baba? İyiyim kızım, gördüm çok oldum ya. Gözünüz aydın beyefendi. Sağ olun, teşekkür ederim. Ya kocaman bir kız getirdim size bak, görüyorsunuz. Bundan güzel hediye gördüm. Var mı? Yok, akşama geliriz, akşama. Aa bak, akşama geliyorum diyor. Gülcüm. Anne ve babasına kavuşan Gül Bilgin'in hiç bilmediği ikisi kız, biri erkek, üç öz kardeşi daha vardı. Kardeşleri olduğu gerçeğini de yine yayınımızda öğrendi. Gül'ün kaç kardeşi var? Yani sizin kaç tane daha çocuğunuz var? Benim bir oğlum, iki kızım var. Oo, üç tane kardeş buradan. Evet. Üç kardeş. Bir tane daha oldu, dört tane oldu. Aynı anne babadan mı üç kardeş? Aynen. Ben hiç evlenmedim ondan sonra. 25 sene evlenmedim. Ha, siz evlenmediniz. Evet, hiç evlenmedim. Ay, tüylerim diken diken oluyor. İstanbul'da yaşayan anne Nurten Sarı, evlat hasretini dindirmek için stüdyomuza koştu. 25 yıllık hasret işte böyle son buldu. Yıl sonra stüdyomuzda buluşuyor anne kız. Siz de izlerken gözyaşlarınızla izliyorsunuz. Sizin tabii yani Gül'den önce üç çocuğunuz daha var. Ben gerçekten o kısmını hiç anlayamadım. Yani neden Gül'e de babasının bakmadığını anlamak mümkün değil. Ya. Üç tane çocuğa bakan baba niye dördüncüsüne bakmıyor? O zaman ayrılmıştık, boşanmıştık biz. Boşandınız. Hı. Çocuk kendimden diyor işte, baba hemen geleceğim diye kendinden olduğunu düşün, yani biliyor. Evet. Öyle evet. Düşünüyor. Evet. Niye çocuğu istemedi, çocuğun peşine düşmedi? Ben söyledim, ilgilenmedi. İlgilenmedi. Ama sonra sizin bir hafta sonra Cumhuriyet Savcılığı'na gidip attığınız imzada babanın da imzası var. Başka biri mi gitti babanın yerine? Yok. Tamam, bir hafta sonra ama babayla gitmişsiniz Cumhuriyet Savcılığı'na, biz çocuğumuzu geri istiyoruz diye. Gitmiştim. Bir tanem, hatırlayamıyorum orayı ben. Gittiğimi hatırlıyorum da ama babası var mıydı yok muydu, vardı, boşandık yani bizim biz. Elimizdeki belgede babanın da babanın da imzası var yani. Nerede oluyor imza? İstanbul'da mı, Giresun Bulancak'ta mı? İstanbul'da. Şeye gitmişsiniz, verir misiniz? Şişli Cumhuriyet Savcılığı'na gitmişsiniz. Şişli Cumhuriyet Savcılığı'na gittiğinizde bizim çocuğumuz... Bir buçuk aylık demişsiniz. Anne ve babanın imzası var onun altında. Ya benim imzam vardı ama babası var mıydı yok muydu? Şişli'de yok. Babası yoktu yanımda. Başka birisi vardı benim akrabada. Onu baba diye imzalattınız. Onu imzalattırmış olabilirim. İşte bakın, annesi babası diye var. Annesinin imzası babasının imzası. Hatırlamıyorsunuz. Yok. Benim imzam değil o. Efendim? Benim imzam değil o.
Zaten, şimdi sizin imzanız olup olmayacak hali yok işte yani. Gitmişsiniz, başvurmuşsunuz işte, sizin imzanız yani. Şişli'ye yani, gittim bak çocuğu tamam, bulmak artık için yani, gittim. Hayır, böyle bir dilekçe verdiğinizi hatırlıyorsunuz değil bak, mi? Bak çocuk bulmaya gittim ben Şişli'ye. Gittiğinizi anladım. Evet. Bu dilekçeyi yazdığınızı hatırlıyor musunuz? Hatırlayamıyorum, bilmiyorum, hatırlayamıyorum o zaman. İmzan da değişti o zaman. Bu sizin yazınız olabilir mi? Benim yazım pek okunur gibi değil. Şu anda yazabiliyorum ama. O zaman tam okul yazanım yoktu. Birisi belki sizin yerinize yazdı ama şimdi benim imzam değil demenin falan bir anlamı yok. Ben gidip sizin yerinize yani bir dilekçe veremeyeceğime yani göre. Yani sizin imzanızın olacağı kesin de belki babasının imzası olmuyor. Yani babası yerine başka birini götürdünüz. O olabilir ama evet, olabilir. Sizin imzanızın başka türlü şimdi, düşünmek mümkün değil. Şimdi başkasının yanında duruyordum ben işte orada. Evet. Durduğum için sonra bunu doğurduğum için gittim oraya bıraktım için tekrar onlarla başvurdum. Ya ben Nurten Hanım'cığım sadece bu bırakılan bebeklerde belki Gül'ün yerine soruyorum ama. Tabii. Ben sadece şunu anlamıyorum. Şimdi sizin anneniz babanız var mıydı o sırada, hayatta mı? Hayatta. Hayatta, hala hayatta. O sırada da anne baba hayatta. Yani kardeşleriniz var. Değil mi? Yani bu çocuğun teyzesi, dayısı, o sırada anneannesi, dedesi vesaire var. 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 Yani babasının da var. Baba da üç çocuğa bakıyor. Ben neden sadece Gül'ün verildiğini anlayamıyorum yani. Şimdi ne olursa olsun hani iyi bir ailede yetişmiş, Allah razı olsun onlardan falan, oraları çok ayrı ama şimdi bu çocuk da hani diğer abileriyle ablalarıyla bir hayat sürecek yani 25 yıldan bahsediyoruz ya. Hani 25 yıl. Ben hamile olduğumda İstanbul'a geldim 90'da. Hı hı. Tamam, kimseyle görüşmüyordum. Ailenizden kimseyle görüşmüyordunuz? Kimseyle görüşmüyordum. Siz kaçarak falan mı evlendiniz? Yok, görücü usulü evlendim. Görücü usulüyle evlendiniz. Sonra evlilik hayatınız içinde mi ailenizle görüşmemeye başladınız? Yok, boşandıktan sonra daha görüşmedim. Ha, aileniz boşanmanızı kabul etmedi. Ailem biliyor da boşandığımı. Tamam, ama bunu kabullenmedikleri için sizinle yani görüşmediler. Ben aileyle görüşmedim yani. Anladım. O yüzden de çocuğun hiç gidebilecek bir yeri yoktu. Yoktu. Sadece bende kaldı işte 40'a çıkana kadar. Gerçi Gül Hanım için bir şans. Verilmesi. Ha, yani. Böyle bir ailede yetişmiş olması. Ne olursa olsun. Şimdi bak mutlu bir yuva sahibi olması. Evet. Yani yine bir şans olarak yani kabul ediyorum ben. Evet yani asıl olan insanların kendi. O ailede canım kendi, tabii ki asıl olan anne baba. Ailesinin ama yanında. Hiç olmazsa bu netice kaderinde varmış yine de yapanlardan, yetiştirenlerden yani Allah razı olsun. Orası ayrı ama hani şimdi diğer üç kardeş bir arada büyümüşler. Şimdi mesela Gül dün annenle kucaklaştın ama şimdi hani benim annemle ilişkim gibi onun annesiyle ilişkisi ya da seni yetiştiren annenle hissettiğini şimdi Nurten Hanım'a hissedebiliyor musun? Hayır. Hissedemiyor. Yabancı biri yani onu doğurması demek. Hayır, oturuşlarından belli zaten. Bana ayrı ayrı oturuyorlar işte. Sen de aynı şekilde Nurten Hanım. Sen de yani Gül'ü kucaklayıp da mu yapmıyorsun yani? Evet. Tabii. Evet. Çünkü yabancılar birbirlerine. Evet. 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 Ama bu duyguyu kardeşler çok çabuk atlatıyorlar. Çünkü aslında gel Gül yanıma. Çünkü aslında buraya ailesini aramaya gelen de. Evet. Ve onun diğer kardeşleri de biliyor ki yaşananlardan çocukların hiç günahı yok. Hiç yaşananlarla günahı ilgili. Çocuklar çok günahsızlar. Evet. Ve o yüzden kardeşler o yabancılık duygusunu çok çabuk atıyorlar. Şimdi Gül'e annesi Çilem adını koymuş. Onu evlat edinen aile Gül koymuş. Kardeşleriyle de takım bir isim. Evet. Önce Gülcan ablan. Gülcan ablanı çağıralım mı? Bakalım sana benziyor mu? Bir kucaklaş. Çağıralım. İlk defa bir ablan olduğunu da öğrendim. Bir abla da kucaklayacaksın. Evet. Tek çocuk büyüyen birisi olarak. Efendim kuvvetli bir alkış rica ediyorum. Haberi duyar durmaz hemen hazırlandılar ve koşa koşa buraya geldiler. Önce Gülcan Hanım lütfen. Benziyorlardı. Nasılsın? Gülcan hoş geldin. Hoş bulduk. Gözün aynı. Bunlar mutluluk gözyaşları ama değil mi? Ama benziyorlar birbirlerine, evet, değil mi?
Benim en çok da böyle birbirlerinin suratlarına bakışı çok hoşuma gidiyor insanların yani. İnceleme. Gülcan sen Gül'ü biliyor muydun? Annen aynı annesini. Siz görüşüyorsunuz değil mi? Evet görüşüyoruz. Siz görüşüyorsunuz. Sen annenle kaç yaşında sonra, kaç yıl sonra buluştun? Herhalde bir ayrı kaldınız siz de. Evet. 25 yıl, 9 yaşındaydım. 9 yaşında. 9. 4. sınıfa gidiyordum. Annen gittiğinde. Evet. Sonra 25 yıl görmedin mi anneni? Yok gördüm. 7 yıl sonra görüştük. 7 yıl ayrı evet, kaldınız. Evet. 7 yıl sonra. Siz mi gittiniz? Evet ben gittim. Gittiniz çocuklarınızı görmeye. Okuyordu onlar o zaman. Okuyorlardı. İşte barıştıktan sonra gittim yani. Siz Bulancak'ta mı okudunuz? Evet, Giresun. Peki Gülcan, sen yani bir kardeşin olduğunu biliyordun herhalde. Ben annem buraya başvurduğunda 2 yıl önce başvurmuştu, o zaman öğrendim. Bilmiyordun o zamana yani kadar. Hani söylenti falan... Söylemiştim ben de unutmuş olabilir yani. Olmuştu ama yani başvurduğunda şey yaptım. O zaman sizin evde konuşulan bir durum değildi bu. Yok, hayır. Gül de zaten yeni öğrenmiş o yüzden hani evet. Çok peki hani öğrendikten sonra böyle bir internetten oradan buradan bir merak ettiniz hiç baktınız sana bir şeyler yaptınız mı? Yok hayır hiçbir bilgisi yoktu elimizde ismi. Sadece Çilem Çınar biliyorduk. Çilem diye biliyordunuz zaten onlar ismini. Onlar öyle biliyordu. Anne ya da abla aramaya kalksa bu sonucu almak çok zordu. Çünkü onlar Çilem diye arıyorlar. Ya, ama Gül arayınca daha kolay oldu. Evet. Sonra kim televizyonda görmüş? Küçük kızım gördü. Kız kardeşim. O gördü. Bir küçüğüm evet. Bir küçüğüm. Ama hemen de tanıdı. Evet. Çünkü bizde babanın ismi de yoktu elimizde. Bir tek Nurten Hanım'ın ismi vardı. Babanın ismi de yoktu. Ama sizin kız kardeşiniz fitili ateşledi. Peki bak bakalım evet. Seni televizyonda ilk gören kardeşin. Ablan. Bu da küçük ablan değil mi? Evet. Küçük ablamızı alalım efendim. Senin küçüğün galiba küçük ablamız. Mi? Senin küçüğün. Öyle mi? Abimi alalım. Tamam. Dün onunla konuşmamıştın yayında. Kardeşlerinle konuşmuştun. Sen gelmedin mi? Peki. Gül'ün abisini alalım o zaman. Ümit'i alalım efendim. Ümit Çınar. Yolda görsen tanımayacaksın. Koy. Nasılsın? İyiyim abi. Sen nasılsın? Bir araya geldik. Allah aşkına. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Buyurun Ümit Bey. Siz de yavaş yavaş ailenin parçaları tamamlanıyor. Bir kardeşinizi ortanıza alın. Gel. Yaklaş. Ümit Bey o zaman siz de habersizdiniz bir kardeşiniz olduğunu değil evet, mi? Evet yani 2 yıl önce ben de öğrendim. Yani annemin başvurması nasıl. Evet. O zamana kadar bilmiyordunuz. Hayır. Sizin aranızda kaç yaş var? Birer yaş var. O zaman babanız size hiç böyle bir şeyden bahsetmedi. Yok hayır. Nasıl öğrendiniz siz? Anne başvurunca öğrenmişti. Anne başvurmak istedim. Gül öyle duruyorsun. Mutlu olmadın mı? Yok. Şaşkın. Mutlu olmadın mı? Çok şaşkın. Yani çok mutluyum ama şaşkınım. Hani olan bana olmuş. Ben de aynı fikirdeyim. Yani sonuçta kardeşler öyle ya da böyle. Bir arada ben böyle çok çocuklu evler, kedi yavruları gibi hani böyle yaş farkları da az olunca hani dövüşürsün edersin barışırsın ama çikolatanı da kırar paylaşırsın evet. Ama hani dövüşürsün ama komşunun oğlu ya da kızı kardeşine bir şey yaptığında önüne geçersin falan ya bence o duyguları hani kardeşlerin yaşaması son derece önemli. Yani evet, o evet. İleriki yıllara işte hani o çocukluk yıllarında yaşadığın her şey İleriki yıllarda kardeşlerinle arandaki değil mi ilişkiyi belirliyor. O yüzden öyle mi? Tamam. Olabilir. Onlar da yayın sonrasında buluşurlar. Gül şimdi bir de puzzle'ın tamamlanması için bir de baba var ortada. Ya biraz anlatsanıza Gül'e işte nerede oturuyorsunuz, ne yapıyorsunuz, çocuklarınız var mı? Herkes bir dondu kaldı. Ben Giresun'da oturuyorum. Kardeşim burada oturuyor. Kız kardeşim evli. Babamla oturuyorum ben. Evlendim ayrıldım daha önce. Çocuğun var mı? Yok. Senin Ümit? Ben de 3 aylık çocuğum var. 3 aylık bebeğim var. İstanbul'da oturuyorum. 3 aydır halaymış meğerse. Ya bak hala da olmuşsun. Gül senin kaç tane çocuğun var falan anlat. Benim bir tane 2,5 yaşında. İşte
3 yılda evliyim. 3 yılda bir evlisin. Evet. Şimdi bak bir tane daha kuzeni oldu. Öteki kardeşinin var mı çocuğu? Evet, iki çocuğu var. İki tane oğlu var. Sen ne tarafta oturuyorsun Gül? Ben diğer ablama çok yakınım. Sultanbeyli'nde oturuyorum. O da Hasanpaşa'da oturuyormuş. Kadıköy. Yok, Sultanbeyli. De Hasanpaşa. Hı, evet. Yani arada yarım saatlik bir mesafe var. İstanbul için tabii bu mesafeler böyle şehir dışında yaşayanlara uzak gelebilir de bizim için yarım saatlik mesafe çok yakın hale geldi ki. Hani biz her gün buraya gelmek için bir, bir buçuk saatlik mesafe değil ama biz Arif Hoca, Arif Hoca daha da ötede. Gerçekten çok uzun bir mesafe kat ediyoruz giderken gelirken. Yani belki de Gül işte kardeşlerinle bir yerde karşılaştın, aynı otobüse binmiş, aynı hastaneye gitmiş olabilirsin. Ya da çarpışmış olabilirler yani. Aynen öyle. Hatta Nurten Hanım dün dedi ya, otobüste birini benzettim. Bu kızıma benzettim, evet. Hani çok benziyor dedim, hani bana bir şey de söyleyebilir dedim. Sonra da bakmadım. Sonra da o da aynısını düşünmüş. Anneme gör, otobüslerde rast gelirim diye. Yani sözlerimiz karşılıklandı yani. Sen de mi öyle düşünüyordun Gül? Evet. Yoldan geçerken hani yanımdan geçen acaba annem mi, abim mi, var mı? Hep bunlar sorun. Birbirlerini görseler tanıyamayacaklar. Bence çok büyük bir sıkıntı bu. Herkesin kendi ailesini ve kimliğini bilmesi gerekir. Hep onun üzerinde neyse, duruyoruz. Neyse sıkıntı artık sayenizde son buldu. Evet, bir de babamız var efendim. Birbirlerini hiç tanımayan kardeşler. 25 yıl sonra buluşuyorlar. Bu arada ben reklama girmeden... yok mu reklamımız? Baba geliyor, tamam. Ya burada benim Antalya'dan bir izleyicim aramızda. Bir de bana bir tane bebek getirmiş. Nüket Hanım. Evet. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sadece programa katılmak için sabah gelmiş, akşam dönecek. Bir de bana benim için çok güzel bir bebek yaptırmış. Ben de böyle inceyim, inceydim. Evet. Çok teşekkür ediyorum hayatım. Bak, beni böyle çok ince, çok güzel görmüşsün. Çok teşekkür ediyorum. Mikrofonunuzu da alalım. Bakayım. Hayatım ben aslında zayıfım. Evet. Bu ekrana çıkan diğer kızlar Vallahi az önce... Onlar çiroz. Biraz ben onlara söylüyorum mesela. Diyorum yemek yesenize. Onlar çok zayıf oldukları için biz daha iri duruyoruz aslında yani. Ben de zayıfım. Evet, aynen öyle. Sağlıklı yalnız olalım da önemli çok olanı. Çok güzelmişsiniz gerçekten Müge Hanım. Daha güzelsiniz evet. Çok teşekkür ederim. Teyzeme de az önce söylemiştim. Çok memnun oldum sizi tanıdığıma. O sizin güzel gözlerinizden kaynaklanıyor. Sağ olun. Bir de bir şey söyleyebilirim. Buyurun. Bir de kuzumun kuzusu var, Alpaslan Nuri. Onu da çok seviyorum. Ona da selam gönderelim. Ona da selamlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben bu bebeklerimi bir gün getireyim de şöyle dizelim. Çok güzel valla. İzleyicilerimizin güzel yürekli ve kolunda sevgi izi var. Efendim en önemlisi de kolunda sevgi izi var. Bir ara verelim. Babamızı alalım stüdyoya. Bu arada Kızılay'a ne kadar bağış toplandı. Tabii başta biraz başka türlü haberlerle girdik. Kızılay'da oho sizlerin sayesinde rekor üstüne rekorumuzu egale ediyoruz. Maşallah diyeyim. Verelim bir ara. Ve efendim yıllar sonra aile bir araya geliyor. Anne, çocuklar ve sırada baba var. Gül ne hissediyorsun? Biraz reklam arasında konuştun galiba kardeşlerine. Evet. Hı? Yani şu an çok heyecanlıyım. Tabii ki babamı da merak ediyorum. Onu da görmek istiyorum. Kardeşler sana bonus oldu. Sen anneni aramak için gelmiştin. Evet. Değil mi? Baba bir de üstüne kardeşler sürpriz oldu. Evet. Dezavantaj. Avantaj. Niye dezavantaj? Çünkü abim yok, ablam yoktu. Tek büyüdüğüm için. Hani sadece annemi aramak için geldim. Ama 2-3 tane de kardeş çıkıyor. Güzel bir duygu. Evet. Değişik değil mi? Çok değişik. Çocuklar siz belki onu anlayamazsınız ama onun duyguları şu anda aslında çok daha farklı diye düşünüyorum. Peki. Necmettin Çınar, sen babanın adını da bilmiyordun. Yok, hayır. Gel bir de bakalım baban gelsin şu kapıdan çıksın bir de ona sarıl baba nasıl bir şeymiş onu da öğrenelim. Görmüş olalım. Baban acaba seni aramış mı yıllar içinde niye kardeşlerini anlatmamış senin de kafanda bir sürü sorular var biliyorum. Ben senin yerine soruyorum. Evet. Sen çok sessiz sakin bir kızsın evde de böyle misin? Evet. Ne güzel. Ben de ona özeniyorum evet. Cir ben her şey bin tane soru sorduğum için. Peki babayı da alalım efendim alkışlarınızla Necmettin Bey geliyor.
baba. Hoş geldin baba. Nasılsın kız? İyiyim, sen nasılsın? Gel. Hoş geldiniz. Gözünüz aydın. Şimdi biraz yemekler misiniz? Babasının yanına otursun. Hoş geldiniz Necmettin Bey. Hoş bulduk. Gözünüz aydın. Sağ olun, sağ olun. 25 yıl sonra evet. Bir baktınız televizyonda bir genç hanımefendi ve sizin kızınız oldu ortaya evet. Çıktı. Ne yaşıyorsunuz dünden beri? Biraz heyecanlandım. Dün kızım bana telefon etti. Bahçede çalışıyordum. Baba dedi, koş dedi, eve dedi. ATV'yi aç dedi bana. Kızım ne var ATV'de? Sen dedi git aç bakalım. Koşa güne gittim. ATV'yi bir açtım. O mektubu gördüm. Da bunun hanımefendinin yazısından anlıyordum, tamam mı? Aa, bir de baktım. Bunun yazısı. İyi, siz en azından tanımışsınız o yazıyı. Nurten Hanım kendi yazısını tanıyamadı. Şimdi benim ismim yazıyı, bunun ismi yazıyı. Ama bir gül var ama gülü bilemiyorum. Gül ne? Anlamını çözemedim yani. Evet. Bu kızımın ismiymiş Gül'le. Sonradan öğrendim işte. O halde geldik. Gözünüz aydın. Sağ olun, teşekkür ederim. Siz bir kızınız dünyaya geldiğini biliyordunuz değil mi? Biliyordum yani. Biliyordunuz. Biliyordum ama araştırdım, bir ipucu bulamadım yani. Peki siz niye kızınızı hani hiç doğduktan sonra hani aramadınız? Ya şunu anlayamadım ben Necmettin Bey. Siz aslında daha sonra hiç evlenmemişsiniz. Üç çocuğunuzu da yetiştirmişsiniz. Evet. Kim baktı çocuklara? Annem. Babaanneleri baktı. Babaannem baktı. Yani Gül'ü niye hani o arada barındıramadığınızı merak ediyorum. Ya şimdi ismini bilmediğim için yani. Müge Hanım. Ay, sonradan öğreniyorsunuz ama doğduğunu babam biliyor. Babam gemide doğduğunu çalışıyordu. Bilmiyoruz da o. Bebek olduğu için babaannem de bize zor bakıyordu zaten. Köy yerinde yetiştik. Zordu yani. Herhalde Gül doğduğunda. Babam bana anlattı ama şu siz ayrılmışsınız. Tabii tabii. Ayrıydınız. Yani Gül'ün doğuşunu da sonradan öğrendim yani, herhalde. Sonra da 25 senelik. Evet. Şimdi ben bunun bir sene önce şeyini araştırdığını öğrendim. Hı-hı. Bilmiyorum size mi geldi. Bize başvurmuş evet. Evet. Ben de bir sevindim yani. Evet. İlla ki dedim bu dedim. Biraz ferahladım yani. İlla ki bulunacak bu dedim. Ondan sonra dediğim çıktı yani. Ben şeyi anlamadım hala. Şimdi Gül kardeşimiz doğduğunda küçük bebek. Evet. 1,5 aylık falan. Ama görüşmüyor anneyle baba o sıra. Peki siz kaç aylık hamileyken Nurten'den ayrıldınız? Benim haberim yoktu. Ben bu gidenden sonra öğrendim. Bana söylediler yani. Yani hamile olduğunu bilmiyordunuz. Bilmiyordum. Bilmiyordunuz. O yüzden evet. Adının Çilem konulduğunu biliyor muydunuz? Efendim? Adının Çilem konulduğunu biliyor muydunuz? Anne Çilem adını vermiş ona. Yok, bilmiyorlar. Onu da bilmiyoruz. Bunu da bilmiyorum. Öbür kızın nikahı olacağı zaman barıştık biz. İstemeye gelmişlerdi onlar. Ben de buna söyledim. Bulalım dedim, araştıralım dedim. Elinizi ağzınızdan çekersiniz diye bilelim. Bulalım dedim. O da orada lafa dağıldı. Düğün telaşısıyla falan unutuldu, kaldı. Sonra tekrar ben başvurdum. Sizi de başvurdum işte. Yani siz kızınızın düğününde beraber oldunuz. Hı-hı. Yıllar sonra, o saatten sonra Gül'ün de lafı geçmeye başladı. Evet. Necmettin Bey, siz nerede yaşıyorsunuz? Ben Giresun Bulancak'ta. Bulancak'ta yaşıyorsunuz. Evet. Gül'ün bir de küçük bebeği de var. Yani bir tane daha da torununuz evet, oldu. Öyleymiş, evet. Çok da iyi yetişmiş bir hanımefendi. Onu yetiştiren annesi babası da buradalar kızlarına destek verebilmek için. Baba da çok gözü yaşlı. Eminim hani ona da bir teşekkür borçlusunuz. Evet. Dün görüştünüz mü? Evet, görüştük. Konuştuk. Görüştünüz ya, beyefendiyle. Arabada. Yani kızınızı almış, bu yaşa kadar getirmiş. İnşallah bundan sonra... İnşallah. En azından kardeşleriyle ben o aranın kapanmasını... İnşallah. Ama size orada çok görev düşüyor çocuklar. Hani şu an çok heyecanlısınız falan biliyorum ama... Yani o 25 yıl, aradaki 25 yılı kapatmanın görevi de size düşüyor. Bana... Ya kardeş çok biz kıymetli bir bundan, şey ya. Bundan sonra biz de yani annemiz babamız sahip çıkamadı ama biz sahip çıkacağız. Vallahi hayatta kimin ne olacağının hiç garantisi yok. Evet. Aslında hocam hani genetik olarak kardeşler evet. Değil mi? Anneden babadan daha yakınlar birbirlerine yani genetik anlamda da bakıldığında.
Doğru. Yani daha yakın kardeş, yani genetik anlamda da daha yakın insanlardan bahsediyoruz. Doğru lan. Yani o ortak paylaşım önemli ama ara kapanabilir mi? Evet, kapanabilir. Biraz çaba harcarsanız kapanabilir diye inanıyorum. İyi, Gül, ziyarete gidecek misin? Giderim tabii ki. Gitmez mi? Kim kimi yemeğe çağıracak şimdi Gül? Bu gece? Ha, bu gece kimde buluşacaksınız? Biz inşallah. Biz. Ben de. Ben de buluşuruz. Siz de. O zaman güzel yemekler hazırlarsınız artık. Hazırlarım ben. Ne yapacaksınız söyleyin de biz de bilelim. O sürpriz canım. Belki Arif Hoca da gelir akşam. Sürpriz, sürpriz. Hadi gelin bir de fotoğrafımızı çektirelim. Evet, ya Allah, hadi bir bakalım. Aile fotoğrafımızı çektirelim. Ve siz buyurun buyurun oturun. Oturun. Sen gel benim yanıma. Sizi de biraz şöyle oğlumuzun yanına doğru alayım. Ya arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına 25 yıl içinde ne yaşanmışsa yaşanmış. Ne olmuşsa olmuş, boş verin ya. Yani önümüzde bir 25 yılımız daha olduğunu bilmiyoruz. Birbirinizin bakın yani Allah ömür versin hepimiz nasıl görelim. Hı? Nasıl? Amin. Birbirinizin elini bir sıkın bari çoğun. Onlar barışmışlar zaten Karık Hoca. Onlarla. Onun mu ama? Hayır, ellerini sıkmalılar oradan bir şöyle. Bizim buradan gören olmuş. Merhaba. Bak bir dakika. Alo, baksana Neşme. Şimdi gören bir el sık bakalım, sen de bir el. Gören olur. Gören olur. Neyse ya, biz karıştırmayalım şimdi oraları. Bilmiyoruz ki ne olduğunu, ne bittiğini, evet, ama evet. Şöyle bir aile fotoğrafı çektirelim. Tamam. Evet, iki numaralı kameraya bakıyoruz. Evet, bu da fotoğrafımız. Ses, efendim. Ses de çıktı. Evet. Bu arada, evet. Şimdi hiç konuşamadık. Aa, bizim rekorumuz, yani bunu Kızılay rekor olduğunu söylüyordu. Diyordu ki en kısa sürede bu kadar SMS toplanan tek program sizsiniz, tek yayın sizsiniz ve hangi konu olursa olsun. Ben çünkü Kızılay Başkanı daha buraya gelmeden önce, daha ilk kampanya öncesinde şöyle bir şey söylemiştim. Demiştim ki ben seyircim, benim seyircim, beni izleyen seyirci, ben onları tanıyorum. Yani onlar beni ekrandan tanıyorlar, ben de onları başka yerlerden tanıyorum. Biz iyilikte yarışan bir topluluğuz. Burada ve sizlerle, ya herkes sonuçta kendine ait bir şeyler, bir şeyleri izler, onunla bütünleşir. Kuşlar sürüleriyle uçar. O yüzden ben sizlerin gönlünü, yüreğini çok iyi biliyorum. 110 bin SMS'li bizim rekorumuz. Efendim şu saat itibariyle kaç SMS biliyor musunuz? Arakan için, Arakanlı Müslüman kardeşlerimize bir ev alabilmek için, yaşayabilecekleri birer saray alabilmek için biliyorsunuz bu kampanyaya başladık. 230 bin 630. Müge Hanım. Yani bu gerçekten, bu gerçekten... Hani rekoru mekoru boş verin, hani önemli değil, hani o rekor olsa ne olacak, olmasa ne olacak, ama çok önemli bir rakam, çok önemli bir güç. Niye önemli değil rekor? Rekor 115 bin sayılırdı. O egale oldu. Ana, onu ikiye katlayarak geçti. Allah'a şükürler olsun. Efendim bu arada para yardımı yapan, yani SMS göndermeden para yardımı yapan izleyicilerimizle beraber topladığımız para 2.505.709. Ve 385 ev, 385 kişi, aslında 385'i çarp 5 ile çarparsanız, ben size Kızılay'ın gönderdiği yazıyı da söyleyeyim, gelen mesajı da söyleyeyim. Ülkeleri Myanmar'da uğradıkları saldırılardan kaçarak Bangladeş'e sığınan çocuk, bebek, hamile, yaşlı. Bakın efendim, erkek yok bunların içinde çok fazla. Bunların hepsi... Yani tamamına yakını çocuk, bebek, hamile ve yaşlı 600 bin Arakanlı Müslüman başını sokacak bir barınak. Barınak bir yana açlıkla yaşam mücadelesi veriliyor. Yani barınak onlar için birer saray. Biz o sarayı, saray için bu parayı topladık. 28.68'de 10 lira karşılığında yaptığınız bağışlarla ve yine devam ediyor. Lütfen 28.68'e Müge yazıp gönderirseniz yine o gönderdiğiniz 10 liralar bu insanlara birer saray hediye etmenize vesile olacak. Bu yaklaşık bizden 385 ev parası topladık. 2000 kişiye maşallah hizmet vereceğiz. Tam bir kaza, bir kasabayı geçti ya. Yani bu 385 evde en az 2000 kişi yaşayacak.
2000 kişiye umut olduk el ele. Allah hepinizden razı olsun. Bu arada benim sevgili seyircilerim bağışlarının dekontlarını göndermeye devam ediyorlar. Avusturya Viyana'dan Şahin Yürekli isimli bir izleyicimiz yine Arakanlı Müslüman kardeşlerimiz için bir ev bağışladı ve dekontunu bize gönderdi. Bizi çok sayıda özellikle yurt dışından izleyicilerimiz biliyorsunuz bir evin fiyatı 6500 lira. Biz ev bağışlamak istiyoruz. Hani SMS'lerle 650 tane SMS gönderene kadar birer ev bağışlamak istiyoruz. Ne yapalım demişti. Biz de kendilerine banka hesap numarasını veriyoruz. Kızılay'ın diyoruz ki dekontunuzu gönderin. Biz de seyircilerimizle bu yardımınızı paylaşalım. Dün de bir izleyicimin yardımını paylaşmıştım Almanya'dan. Bu da Avusturya Viyana'dan Şahin Yürekli isimli beyefendinin gönderdiği dekont. Burada paylaşıyorum. Allah hepinizin hayrını kabul etsin. Allah bizlere böyle günler yaşatmasın. Bizlere de dünyadaki başka hiç kimseye de ama hep kendimizi yerine koymak zorundayız bazı şeylerin, bazı olayların. Benim başıma gelse ne olur düşünüp Allah bugünden Allah. Evet. Yardım etmemiz çok önemli. Hüge Hanım ve yardımdan bugün, bahsettiniz de Almanya'dan bir izleyicimiz bana mesaj göndermiş. Hı hı. Şaban İskele isimli izleyicimiz 5000 lira yardımda bulunmak istiyor. Telefon numarası bende. Biraz sonra Kebri Hanım'a vereceğim. İşte dekontlarını olanların isimlerini paylaşıyoruz Rami Beyciğim. Dekontlarını şunu konuşuruz biz. Dekontlarını aldığımız kişilerin de isimlerini paylaşıyoruz. Hayır, Almanya'dan vereceğim telefonlarını tamam, arkadaşlarımıza. Tamam. Görüşsünler ve... İşte biz önce... Tabii dekontunu gönderecek şekilde hiç merak etmeyelim. Tamam. Çok evet. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet. Allah hayrınızı kabul etsin. Amin. Bunu da özellikle yapıyorum. Efendim bakın ben... beni biliyorsunuz ben lafımı sakınmıyorum. Şimdi insanlar bazen gaza geliyorlar. Tamam ben de 3 ev bağışlayacağım, 10 ev bağışlayacağım, 20 ev, ya biz şimdi ev topluyoruz diye söylüyorum. Ama bunu Somali'de gördük. Herkes attı tuttu. Sonra telefon açıldığında ya ben sarhoştum şöyle dedim falan diyenler bile oldu aralarında. Herkes hani kendi reklamını yapmak için böyle isim söylüyor. Ben sakın yanlış anlamayın asla Şaban Bey adına söylemiyorum bunu. O yüzden biz de dekontunu bize yani böyle ev bağışladım diye gönderenlerin kampanya devam ediyor. Tabii ki paylaşacağız. Tabii ki sevgide yarışacağız. Yardım gizlidir ama sizin kendi çevrenize yaptığınız yardım gizlidir. Bu birbirimizi aynı zamanda harekete geçirmek için bir kampanyadır. Tabii. Ya bunda yarışalım. Bunda ya sen bir ev bağışladın ben de üç vereyim diye biz bunlarda yarışalım. Kötülükte değil iyilikte yarışalım. Efendim stüdyomuzda görmüşsünüzdür sabah. Çok güzel bir çiçek geldi. Bu çiçeği Sayın Serhat Albayrak gönderdi. Çok da güzel bir mektup yazmış bizlere. Bunu okumak istiyorum. Çok duygulandım. Serhat Bey'e teşekkür ediyorum efendim. Öncelikle hafta içi her gün ekranımızda göstermiş olduğunuz çalışma ve azim için size ve ekibinize teşekkürlerimi sunarım. Sosyal sorumluluk projeleri, yardım kampanyalarına olan desteğiniz bizleri gururlandırmakta ve mutlu etmektedir. Türk Kızılayı ile birlikte hayata geçirilen, destek ve bakıma ihtiyaç duyan çocuklara özel eğitim sınıfı ve sevgi bohçası, eşi ve benzeri olmayan sevgi izi, sadece insanları değil yaşayan diğer canlıları da düşünerek yapmış olduğunuz Pati Buldular projelerinize ve son olarak hepimizin hassas noktalarından biri olan Arakan için ATV aracılığıyla yaptığınız bu yardım çağrısına bilhassa teşekkür etmek isterim. Duyarlılığınız, yardımseverliğiniz ve ekran başındaki samimiyetinizle Türk Kızılayı'nın başlatmış olduğu bu yardıma aracı olarak çok büyük bir katkı sağladınız. Temel yayın prensiplerinizden taviz vermeden aynı zamanda milli ve toplumsal değerlere de sahip çıkarak gerçekleştirdiğiniz bu örnek davranış için sizi ve ekibinizi gönülden kutlar, başarılarınızın devamını dilerim demiş Sayın Serhat Albayrak. Turkuaz Medya Grubu'nun yönetim kurulu başkanı. Ben de kendisine ve eşine çok saygı duyuyorum. Onlar da çok yardımsever insanlar. Ben de efendim bu kanalda bu çalışmalarımıza izin verdiğiniz için, bize bu ekranları açtığınız için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü ne yapalım desek her zaman destek oldular. İşte beni buldular sitesi yapalım, tamam Pati Buldular yapalım, sevgi izi yapıyoruz. Onu yapıyoruz. Bunu... Çünkü biz de bunlar için belirli izinler almak zorundayız kendi yöneticilerimizden ama her zaman yanımızda olduğunuz ve destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz kocaman bir aileyiz. ATV ailesine de içinde bulunmaktan gurur duyduğum ATV ailesine de ayrıca teşekkür ediyorum. Burada
ATV ailesi demişken ya Yüksel bugün ne kadar güzel bir yazı yazmışsın. Sevgili Yüksel Aytu yakından kumanda adlı köşesinde Sabah gazetesinin günaydın ekinde biliyorsunuz yazıyor. Ve benim de çok eski arkadaşım Yüksel. Yani ay, böyle de söyledikçe de hep yaşlarımız ortaya çıkıyor ama artık saklamıyoruz da zaten. Ta Vatan gazetesinden ondan evvelsinde yine Sabah'ta çalışırken arkadaşım. Vicdanların sesi iyiliğin nefesi diye hem bu Kızılay'la ilgili hem de diğer çalışmalarımızla ilgili çok güzel bir yazı yazmış. Tabii ki ben bütün arkadaşlarımızın güzel yazılarını okuyamıyorum. Bugün denk geldi diye aslında haksızlık ediyorum. Çok teşekkür ediyorum değer verdiğiniz için yazılarınızda. Efendim. Arama çalışmaları devam eden iki kuzenimiz var biliyorsunuz. Çok bugün bağlanabiliriz herhalde. Bugün çok kapsamlı bir arama daha yapılıyor. İki kuzenimiz. Ya yine söyledim, yine söyleyeceğim. Allah hiç kimseye evladını ya da bir yakınını bu şekilde arama durumunu yaşatmasın. Babalar, akrabalar da efendim bu grubun içindeler. Ne arıyorlar? Gürkan'a ve Kaan'a ait birer iz arıyorlar. İki kuzen balık tutmak için evlerinden çıktılar. Bugün yanlış hatırlamıyorsam 19. gün. 19 gündür ne bir ses ne bir nefes bir haber alamıyor. Aileler maalesef, gözü yaşlı. Anneanne, dede perişan. Anneler deseniz öyle. Babalar arama çalışmalarında. Dün biz de nereden bir haber gelse biliyorsunuz oraya koşuyoruz. Bir de o kadar enteresan ki buraya arkadaşları da geldi. Tek tek onlarla da konuştuk. Yani çocuklarla ilgili bildiğimiz hani kaybolmalarına neden olabilecek birkaç sebep var. Ama hani o sebeplerin altı dolmuyor. Bir kavga ettikleri gençler var. Kavga ettiği genç zaten cezaevine girmiş. Hani cezaevine girmesi tabii bazı şeyleri durumları değiştirmez ama... Bir kavga ettikleri gençler var. O kavganın nedenine bakıyoruz. Eğer denildiği gibi ise bu çocukların ortadan kaybolmasına sebep olamaz. İşte dede birine ev aldı, diğerine ev almadı dendi. Ama aslında o da çok gerçek değil. Çocukların birbirine yani. İlişkilerine de bakıldığı zaman yani Gürkan'ın Kaan'ı öldürüp ortadan kaybolması lazım abi, gibi bir durum oluyor. Ne olacak yani yeni bir ev alınacak değil o durumda. Yani iyi geçinen iki kuzenden bahsediyoruz. Bir de birinden biri ortada olsa arabayla beraber ortada olacak ve mutlaka izleyicilerimiz görür haber verirlerdi. İşte üçüncü bir neden Gürkan'ın evli bir kadınla görüşme hikayesi. Bu tabii... En güçlü hani çocukların şu anda ortada olmamaları için en güçlü sebeplerden biri. Ben illaki o taraf bir şey yaptı anlamında söylemiyorum. Ortada bulunmamaları için diye genel bir ifade kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü Gürkan o gün kız arkadaşıyla pastanede buluşuyor. Hanımefendinin amcası onları görüyor. Olaya tepki gösteriyor. Sonra kız oradan işte alıp götürüyor yeğenini. Sonradan da ikisinin telefon görüşmeleri var. En son hanımefendi gece saat 10-11'e kadar sürdüğünü ifade etti. Ama benim bildiğim sabah 4'e kadar süren Gürkan'ın telefonundan yapılan mesajlaşmalar var. İşte o mesajlaşmaları Gürkan kiminle yaptı? Acaba bu çocuklar bir şekilde oyuna mı getirildi? Bir tuzağın içine mi çekildi? Dünkü arama çalışmalarında tabii bir taraftan aranırken efendim ararken bir taraftan da bize bilgiler geliyor. Yine Kırklareli'nde insana ait olduğu söylenen insan kemikleri bulunduğu haberi geldi. Muhabirimiz koştu oraya gitti. Orada da ayrı bir vaka var. Bunun hepsini izleyeceğiz. Arazi aracıyla birlikte engebeli bölgelere geldik. Burada arama çalışmalarına başlıyoruz. 26 Eylül'den beri arama çalışmalarına devam etmekteyiz aralıksız. Hiçbir ayrıntıyı kaçırmak istemiyoruz. Gördüğünüz gibi şu ara çataklıkları da giriyoruz. Aracı bulmaya çalışıyoruz ilk önce. Bölge bölge her tarafı taramaya çalışıyoruz biz şu an. Yoğun bir şekilde arama çalışmalarına devam ediyoruz.
ama kurtarma köpeği bu kaza buldu. Kazanın üzerinde söküpler de var. Yayınımızı ihbar kabul eden İstanbul İl Jandarma İz Takip ekibi de bölgeye geldiler. Bu bölgede İz Takip köpeği ile birlikte arama çalışmaları yapıyorlar. Çalışmaları devam ederken gelen bir ihbara göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde erkeğe ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulundu. Biz de şimdi hemen olay yerine doğru ilerliyoruz. Edindiğimiz bilgilere göre mevkide 23 adet insan kemiğine benzer kemik, 1 adet kol saati, 2 adet ayakkabı, 1 adet mavi tişört, 1 adet de pantolon bulundu. Pantolonun içerisinde ruhsat ve cep telefonu var. Bulunan kemiklerin kayıp kuzenlere ait olmadığı anlaşıldı ve jandarma ekipleri bu kemiklerin kime ait olduğunu, ruhsatta yazan isimlerin bu olayla bağlantısının olup olmadığını araştırıyor. Efendim o isimler bizde var ama o isimleri biz yayında vermek istemedik. Araştırma sürüyor. Bugün netleştireceğiz. İnşallah. Yaklaşık yine ne kadar mesafesi var tabii. Bizim arama yaptığımız çalışmayla. Yine bir... Bir haber çıkalım. Yani 1,5-2 saatlik bir mesafede ama insan kemikleri, bir ruhsat, bir telefon, kıyafetler... orada da başka bir olay mı var yoksa bu olayla mı ilgili şu an bilemiyoruz. Onun üzerinde de arkadaşlarımız araştırıyorlar. Belki de birilerinin aradıkları bir başkasına ulaştık. Yine bir ailenin aradığı iki kişiye ulaşmış olabiliriz. Onun şimdi ismini vermek istemedik burada. Onunla ilgili çalışmalar sürüyor ve bugün 19 gün oldu. Çok zor biliyorum. Çok zor. Çok zor. Yani. Allah'ım bize yüzünü göster. Yavrumu. Sesini çıkar. Sesini bir duyalım yavrum. Bir gün evvel çıktın yavrum. Size sesleneyim yani. Görenler görmenlere haber versin yavrum. Saklamayın. Nerede gördüyseniz çıksınlar çıkın meydana. Çıkın yavrum. Hepimiz Müslümanız. Hepimiz insanız. Ne olur bir haber verin. Anne. Korkmayın kimseden. Kadın. Kadın. Kadından şüpheleniyoruz artık. Neredeyse çıkarsın çocukları. Yavrularımı çıkarsınlar neredeyse. Yani eğer bir bilgi sahibiyse tabii evet. Onun da bildiklerini anlatması. Rahmi Bey de aynı uyarıda bulunmuştu. Onun da bildiklerini anlatması son derece önemli. Şu dakikada anlatması son derece önemli. Hayatından şüphe ediliyoruz yani. Çıksınlar, her şeyi evet. Anlasınlar. Peki, sizden görüntü bekliyorum. Gizem Gündoğdu, Silivri Değirmenköy Sulama Göleti'nde bugün yine arama çalışmaları hala devam ediyor. Bu arada ben izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Arabayla ilgili yani arabaları da kayıp biliyorsunuz çocuklarımızın. Arabayla ilgili çok sayıda ihbar geliyor. Ama hiçbiri o çıkmadı. Yani izleyicilerimiz de desteklerini sürdürüyorlar. Sağ gerçekten. Olsun. Allah razı olsun. Hani evinizde, teşekkür köyünüzde. Hepsine, teşekkür ederiz. Hepsine. Caddenizde terk edilmiş bir araba hepsine. Olabilir. Çok teşekkür ederiz. Hepinize yani. Allah razı olsun inşallah. Yani. İnşallah bir faydamız olsun hep beraber. İnşallah. Bu işte... Göletteki aramalar için Gizem bakalım bugün neler anlatacak. Bugün daha kalabalık bir ekiple aranıyor. Bölündü efendim çok geniş bir arazi. Bölündü şimdi gün gün aramaya devam ediyoruz. Havaların iyi olmasını bir taraftan da bu şekilde iyi gitmesini de diliyorum. Ne yalan söyleyeyim. Aramalar için çok önemli. Gizem şimdi neredesiniz yavrum? Bugün neredesiniz? Müge Hanım sabahın erken saatlerinde arama çalışmaları başladı. Tekirdağ'dan 6 kişilik bir AFAD ekibi, İstanbul'dan da 6 kişilik AFAD ekibi geldi. Yayınımızı dün izleyip ihbar kabul eden İstanbul İl Jandarma İz Takip ekibi de İz Takip köpeğiyle birlikte katılmıştı. İlerleyen zamanlarda onlar da bölgede olacaklar. Biz bugün arama çalışmalarını daha geniş bir alana yaydık. Çünkü kuzenlerin alkollü bir şekilde dönüş yolunda giderlerken şarampole yuvarlanabilme ihtimalini göz önünde bulunduruyor ekipler. Ve bu yol üzerinden gittiğimizde Değirmenköy yoluna doğru gidiliyor. Biz de bu yol üzerindeyiz.
yol üzerinde giderken de bir egzoz parçası bulduk. Bu egzoz parçasında AFAD ekipleri emniyete teslim etmek için araca koydular. Şimdi size o egzoz parçasını gösteriyorum. Bu egzoz parçasının üzerinde yazan üretim tarihi Mart 2016'ya ait yeni bir egzoz parçası. Bu da kayıp kuzenlerin aracına ait olduğu olabilir ihtimalini doğurdu. Bu yüzden delil olarak yanımıza aldık. Bir şey söyleyeceğim. Arabanın egzozunu değiştirdiler mi hiç yakın zamanda? Yani geçen senelerde falan. Yeni aldı zaten 3 aylık bir araba. 2-3 aylık araba. Tabii 2-3 aylık. Bayramdan birkaç. Yani araba falan. Daha yeni. Evet yeni. Araba kaç model ki? İkinci el araba mı o? Yok, ajanta mallı arabayı. İkinci. Ajanta değil, ajanta değil. Ne marka araba? Şahin. Şahin. Yani eski bir araba. Eski araba. Eski araba. Eski tamam araba. Yani onun yeni alması önemli değil. Beni de şaşırtıyorsunuz. Yani bu bir araba Şahin, gri renkli Şahin marka araba değil miydi? Tamam anca egzozu tamam. Yeni değiştiyse hani bu şey onu olabilir. Yani yeni sıfır bir araba değil. Egzoz zaten değil. Belli bir süre sonra değiştirilme ihtiyacında olur. Yani böyle bir egzoz değiştirildi de acaba bu çıkan eski egzoz bagajda tamam, bir yerde unutulmuş olabilir mi? Yani böyle bir değişiklikten haberiniz yoksa? Yok ben zaten köyden geldim. Haberim evet. Yok. Haberi aldım geldim. Benim zaten arabayı köye geldi iki gün. Bir gün bayramda durdu. Bir daha arabayı ben hiç görmedim. Torunları evet. Da görmedim. Hiçbirini işte görmedim. Evet acaba böyle bir egzoz değişikliği yaşandı mı? Ya gerçekten şöyle bir oto tamircisine gidip bir ay böyle staj falan yapmak istiyorum. Hani o zaman böyle arabalarla ilgili hani tamircilere ne sorulur, ne olur falan hani bunu da öğrenme şansın olur. Gerçekten bir oto tamircisine girip böyle bir ay bir çalışmak lazım ki. Mesela hani şunu merak ediyorum. Mesela bu egzoz bir araba çeşidine mi ait? Ne bileyim her arabaya mesela aynı egzoz mu takılıyor? Yoksa bazı arabalara bazısı takılıyor da bazı arabalara... Hani bunların da şekilleri var mı falan gibi aklımdan bir ton deli sorular geçiyor. Bilememek de çok kötü bir şey. Yani hayatta bilmemek çok kötü bir şey. Var mı beyler hiç arabayla ilgilenen yok mu? Mesela bir egzozun modeli vardır da her arabaya aynısı mı takılır mesela? Hayır mı diyorlar? Mesela şu o değişikler. O zaman demek ki her arabaya hani birine başka takılıyorsa acaba bu hangi model arabalara takılan bir egzoz çeşidi? Falanı işte bilmek lazım. Bunun için de gidip bir oto tamircisinde... Oradaki görünen numaralar, egzozun üzerindeki numaralar, seri numaraları bir ipucu verir. En azından bir egzoz değiştirilme yapılmışsa hangi egzozcuda, kime, hangi arabaya belki onu yapan firma da bir takım ipucuları ortaya koyabilir. Peki bu uçurumların olduğu bölge mi şu anda bulunduğunuz yer? Gizem. Müge Hanım şu an... Buraya gelirken böyle tena engebeli yollar da vardı. Oralardan da geçtik. Yani şarampole yuvarlanabilme ihtimali buradan oluştu açıkçası. O yüzden bu yolu takip ediyorlar. Ve bir harita incelemesi yapılıyor şu anda da. Bu harita incelemesine göre yeni yollar, daha geniş alanlar bulmaya çalışıyorlar. Cüneyt Bey isterseniz aktarsın size bu harita çalışmalarını. Şu an arama çalışmalarında... Alanı genişlettik. Çünkü gezdiğimiz yerlerde, aradığımız yerlerde şu an hiçbir ip ucuna rastlamadık. Şu an alanı genişlettik. Şu an alanı genişleterek göletin üst bölgelerine geldik. Şu an gördüğünüz gibi arazi büyük. İşte şu an arama çalışmalarını paylaştırıyoruz arkadaşlarla. Biraz sonra Gizem, dağılacağız. Gizem orada bir harita burası, var. Siz hangi bölgeyi arıyorsunuz? Oradan bize bir haritadan gösterir misin? Müge Hanım şimdi haritadan gösterelim. Bir haritayı alalım. Hangisi daha net gösteriyor Cüneyt Bey? Şu an. Tamam bu harita üzerinden anlatacak size Cüneyt Bey. Tabii. Şöyle göleti görüyoruz zaten. Biz göletin çevresini, göleti arandı. Çevre de arandı. Şu an göletin üst kısımlarına geçiyoruz. Şöyle kalemle göstereyim. Şu göletin taraf, bütün çevresini aradınız mı? Arazileri biraz sonra işte ana arterlerde geçtik. Göletin bütün çevresi arandı. Göletin içerisine de bakıldı. Şimdi alan daha genişledi. Bu gölet kesiminin yakın çevresinden daha da uzaklaştık. Yani bu görmüş olduğunuz şu alanlardayız biz şu anda. Cık cık.
Gölet'in etrafındaki alanlardayız. Peki bu telefon sinyalinin kesildiği yer bütün bu gösterdiğiniz alanı kapsıyor. Bütün bu gösterdiğiniz alanı mı kapsıyor? Şurası. Sinyalin kesildiği alan burası. Müge Hanım, şu çizili gösterebilir miyim? Bu çizili olan alan, sinyalin kesildiği alan. Biz şu anda bu göletin şu etraflarına, çevresine bakıyorduk. Ve yavaş yavaş bu alanı büyütüyoruz. Böyle size çizerek göstermeye çalışıyorum. Böyle yavaş yavaş alanı büyütüp Değirmenköy yolunun sonuna kadar gitmeye çalışıyoruz. Yani inşallah bir ipucu çıksın artık. Günlerdir. Artık kadından şüphelenir. Kadından şüphelenir. Dayı amcasından mı kaçtı? Bu kaçmıştır ortaya. Bir tarafa. Onlar saklamışlardır. Kadından şüphelenir. Kadından şüphelenir. Amcasından şüphelenir. Neden kaçsın benim çocuklarım? Başbakanımızdan, reisi cumhurbaşkanımızdan rica ederim bunun arkasını arasınlar. Çok teşekkür ederim yani. Çok yani. Nait Bey işte onlar da zaten işte hani bir taraftan AFAD, bir taraftan jandarma. Akut aradı o bölgeyi. Karadan arandı, havadan arandı, denizden arandı. Şimdi az önce söyledikleri gibi çalışmanın genişletiyorlar, alanı genişletiyorlar. Aslında işte herkes birilerine bağlı oraya kadar gidiyor yani. Herkes aslında işin üzerinde. Hani alan, böyle alanlarda telefon sinyali kesildiği zaman o kadar geniş bir alanı aramak durumunda kalıyorsunuz ki. Çok geniş. Yani ben özellikle o bölgede yaşayan vatandaşlarımızdan işte tarlası olan, bağı bahçesi olan vatandaşlarımızdan çok şeyim. Yardım. Onlardan ümitliyim. Şimdi onlar böyle işte tarlalarına giderlerken, sağa sola incelerlerken falan bir şey bulabiliyorlar, bir delil bulabiliyorlar. Şimdi bu egzoz meselesi de önemli. Evet. Hani o egzoz meselesi önemli. Evet. Tabii arkadaşlar oraya not almışlar. Çok haklısınız. Yani telefon kapatılmış. Oradan başka bir bölgeye de götürülmüş olabilir. Ama kim eğer yaptı? Başlarına yani eğer bir tuzağa düşürüldüyseler zaten burada böyle bir alan varken bambaşka bir alana götürmeye gerek yok. Yine işte o alanın çevresinde bir yerde olacaklar. Araç da kayıp. Fakat hatırlarsanız Müge Hanım. Çanakkale'de, çok yönettedir ben size söyleyeyim. Çanakkale'den alınıp da ta Trakya'ya kadar getirilen bir ve gömülen bir çocuk vardı. O çocuk oradaydı ama orada tuzağa düşürüldü. Yani benzin istasyonunun orada tuzağa düşürüldü. Ve hani götürdü onu dediğiniz çok gibi. Çok uzağa götürdüler. Şimdi burada hocam araba olduğu için arabayla bir yere gitmemişler. Yani şimdi iki kişiyi tuzağa düşürdüler çocukları. Ama çocuklar arabasız değiller. Bir de arabaları var. Hani arabaları eğer alıp bir başka mesafeye götürmüş olsalar, herhangi bir otoyola çıksa, bir şehir merkezine içine girse bir şekilde plaka takip sistemine yakalanacak. Zaten emniyetin, jandarmanın bu bölgede arama çalışmalarını günlerdir sürdürmesinin nedeni... Ama kameralar çalışmıyor. Kameralar çalışmıyor. Çalışan da var aşkım ya. Orada olmayabilir ama plaka takip sisteminde sen o girdin mi o yola... Ama biz iki gün sonra bir tanesi aramaya başladık. Çalışırsa bir tanesi çalışmaz. Hayır yani... Oradaki siz benzin istasyonunun kamerasını falan düşünmeyin. Plaka takip sisteminde hani bir otoyola girdiği zaman yani bir yere gitmiş olmaları lazım bu çocukların değil mi o arabayla? Benzin de aldıkları ortaya çıkardı. Evet. Para da çektikleri ortaya çıkardı. Bir otoyola girdiklerinde bir tanesi bozuk olsa diğer plaka takip sistemine yakalanırlardı. Araba burada. Yani bu işte plaka takip sisteminin falan olmadığı yer burası. Arabanın bu tarafta bir yerde olması lazım. Ama çocukları alıp başka bir yere götürmüşlerdir. Kadından, tabii ki. Kadından şüpheleniyiz, amcasından şüpheleniyiz. Evet, onu bulmasını isteyiz. Çıkarsınlar. Onu çıkarsınlar. Günlerdir mahvolduk. Kaç günlerden beri benim çocuklarım nerelerde? Biz nelerle katlandık buralarda? Allah yardım etsin. Hı? Çok zor diyorum. Allah yardım etsin. Allah neye bakıyorum da içim sızlıyor yani. Evet şimdi hani ilk geldikleri günden çok daha endişeliler. Çünkü buraya ilk geldiler, fotoğraflarını gösterdik. Umutlar tükeniyor yani günler geçtikçe. Tabii şimdi eğer başka bir yerde olsalar hani izleyicilerimiz mutlaka arar, haber verirdi. Siz de biliyorsunuz o durumu. Şimdi haber gelmeyince gerçekten ümitler tükeniyor. Arkadaşları ne diyor? Arkadaşlarıyla da röportaj yaptık. Bir arkadaşının röportajını da verelim. Arkadaşları hani bir şey bulamıyorlar. Onlar da buna bir mana veremiyorlar. Yani son bir olay yok. Ama hepsi evli kadın meselesinin üzerinde duruyor. %100 öyle düşünüyoruz. Biz yani. Bile düşünüyoruz. Başka düşüncemiz yok.
Yani benim... bir denk düşmüş, ben size öyle söyleyeyim. Hani... Sülenmiş, telefonla bildirilmiş, denkleştirmiş. Tesadüf mü yani bu? Tesadüf değil o. Aynı gün. Şimdi bir de yani Gürkan kaç yaşında? 22'ye yeni girdi daha. Yani 22, 21, 22 yaşında, yaşında çocuk. 21 yaşında yani. Şimdi bu Asya'dan çocuk... yeni geldi, 4 ay oldu. Kaan kaç yaşında? 24 yaşında. 24 yaşında. 94'lü oğlan 96'lı benim. Yani şimdi 22, 21, 22 yaşında bir çocuk. Saatlerce hani sabaha kadar kiminle mesajlaşır? Ancak bir kız arkadaşıyla. Başka kimseyle o kadar süremez yani. Ne anayla, ne babayla, ne erkek arkadaşıyla sabaha kadar mesajlaşılmaz. Ama bir sevgilisi olur. O yaşta bilhassa 22-23 yaşlarındaki delikanlı ne uykuyu düşünür, ne geceyi, ne gündüzü. Eğer devamlı karşılık alıyorsa 24 saatte o mesaja devam eder. Sabahın 16'sından itibaren, yani öğleden sonra 16'dan itibaren, 17'den itibaren alkol almaya da başlamış. Evet. O, tamam. Şimdi oradan başlamış. Alkolü almış. Evet. Sonra kuzeniyle beraber binmişler arabaya, balığa gidiyoruz diye gitmişler. Evet, benzin de almışlar bu bölgeye yakın bir yerden. Sonradan da bu bölgeye gelmişler. Bir daha da çıkışları yok. Şimdi hem alkollü, hem amca yakalamış. Belli bir müddette sevgilisiyle konuştuğu hanımla beraber pastanede oturmuşlar. Bir kahvelerini, çaylarını içmişler. Ben ondan sonrasını anlatıyorum işte. O pastaneden sonra eve gelmiş. Evet. Bir problem yaşadığı için alkol almaya başlamış saat 5'ten sonra. Evet. Sonra kuzenle beraber balığa gidelim demişler. Benzin alıp bu bölgeye geldiklerini biliyoruz. Silivri Değirmenköy. Sonrasında, Gürkan'ın telefonundan mesajlaşmalar başlıyor. Evet. İşte o hanımefendi de dedi ki ben gece 10-11'e kadar mesajlaştım. İlk önce onu da gizledi. Önce etmedim, mesajlaşmadım dedi. Evet. Sonra çeşitli sorulara karşılık tamam ben 10-11'e kadar kabul ediyorum. Halbuki 4'e kadar mesajlaştı. Görünüyor. Şimdi bu çocuk 4'e kadar mesajlaşmış. Evet. Hanımefendi diyor ki benle 10-11'e kadar. Ben de diyorum ki onunla 10-11 ise hani o mesajlaşmalar başkasına aitse 22 yaşında bir delikanlı sabahın 4'üne kadar kiminle mesajlaşır? Başka kimseyle mesajlaşmaz. Yani ortada ondan bir karşı cins olması kesin. Şöyle söyleyeyim, biz kızlar birbirimizle mesajlaşırız. Sabah 4'e kadar olmasa da mesajlaşırız ama erkeklerin ben öyle birbiriyle hayır, saatlerce dıt 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 mesajlaştığını hiç görmedim yok, yani. Yok efendim. Yok canım. Bizim kameramanla. Bir mesaj de ki nasılsın, iyi misin, tamam yarın görüşürüz, hadi iyi geceler. Bu kadar. Yani kızlar bizde laf Allah bitmediği için hanımlarda bizde dert 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 mesajlaşılıyor. Orası ayrı ama 22 yaşında bir erkeğin ben sabah 4'e kadar yani zaten ailesiyle görüşmemiş, kimle görüşecek? Mehsan Önal'a bir kulak verelim, Gürkan'ın arkadaşı. En son Gürkan'la ne zaman görüştünüz? 1,5 ay önce görüştük. Askerden geldikten bir ay sonra falan. Bayağı değişmiş. Ağırlaşmış yani, önceden biraz daha zıpırdı. Yani nasıl oldu falan filan. Askerlik böyle yapıyor gibisinden konuştu. Siz biliyor musunuz sevgilisi var mıydı? Fabrikadan bir arkadaşı varmış galiba. Annesi karşı mıymış? Bilmiyorum, öyle bir şeyler söyledi sanki ama. Ufuk'tan öğrenebiliriz onu. Arayalım Ufuk. Ben de onu annesinden duydum. Annesinin anlattığına göre oradan bir bayanla konuşmuş mu? Onun da kocası varmış herhalde. Kocası sonra tehdit etmiş herhalde onu, demiş uzak dur karnından falan filan diye. Öyle bir konu duydum ben de. Ne zaman söyledi annesi sana bunları? 4-5 gün önce falan. Telefonda konuşuyordum ben de. Kayıp olduğu zaman. Kocası tehdit etmiş mi? Biz öyle tahmin ettik yani. Kadın olduğunu öğrendik dedik ya. Ondan sonra öğrendik. Yani kocası çıkmaz. Ama diyor ki arkadaşı, annesi bana dedi ki kocası tehdit etmiş. Etmiştir dedik biz. Öyle tahmin ediyoruz dedik. Tahmin üzerine. Tahmin hep evde yürüttük biz böyle yani. Çocuklar kendi kendine gitmez dedik yani. Herhalde telefon geldi kocalara. Bak sen daha önceden biliyor muydun bunu? Annesi hayır, karşıymış ilişkisine de. Hayır hayır. Başka bir kız vardı, onu demek istedi o. O kızla o da mı evliydi? Yok, değildi. Devam edelim. Ne zaman söyledi annesi sana bunları? 4-5 gün önce falan. Telefonda konuşuyordum ben de. Kayıp olduğu zaman. Kocası işte sonra tehdit falan etmiş yani, önüne kesmiş. Kavgası, bir tartışması var mıydı birileriyle böyle takık olduğu? Yok ki hani olacağını düşünmüyorum çünkü çok değişmiş. Önceden olsa ederdim Gürkan yapar hani eder diye ama askerden sonra çok değişmiş. Kimseye zararı yoktu. Ya o Gürkan'ın balıkla işi olacağını düşünmüyorum. Düşünün, o tarz şeylere yönelmiş. Peki kırmızı arabası olan var mı arkadaşlarına? Kırmızı. Ne zamandan beri kullanıyorsun?
2 sene oldu. Askerden geldikten sonra görüştük. Hani, nerede görüşmüştünüz? Burada park var ileride. Sonra çarşıya denk geldik. Ortak arkadaşımız. Hasan diye bir arkadaşım var benim. Onun yanında gördüm. Çarşıdan onları aldım. Gürkan nereye gideceksin? Ben de çarşıda ineceğim. Orada indirdim. Ondan sonra hiç görmedim yani. Mestan diyor ki... Yani bakın bir arkadaşların laflarını dinleyin ne olur. Mestan diyor ki askerden önce diyor hani her şeyi yapardı ama asker onu çok değiştirmiş askerlik. Ama hani zıpırdı diye kullanıyor. Onun altını artık hani herkes kendisi gibi doldurur. Hani yine aslında başını belaya sokan da Gürkan gibi gözüküyor. Yani evet. Hatice'cim sen de ne biliyorsan söyle. Yok yani... bildiğim yok. Biz tahmin ettik herhalde diyoruz. Yani kadın oğlanını öğrendik ya. Tahmin yürüttük hep evde. Acaba korktu mu çocuklar kaçırdılar dedik. Biz tahmin üzerine hep yürütüyoruz şimdiye kadar bakın yani. Bakın siz 4-5 gün telefonla konuşmuşsunuz. Kocası tehdit etti meselesini. Anlamış telefondaki bey. Yani sizin tehdit etti dediğinizi düşünmüşler arkadaşları. Evet. Yani siz tahminen söyleyin. Biz tahminen söylüyoruz. Evde bir yorum yapıyoruz, yürütüyoruz. Yani böyle olmuştur, şöyle olmuştur diye yürütüyoruz. Hep yorumlarla. Hadi. Peki efendim arama çalışmaları sürüyor. Yani hepimizin aslında duaları onlarla. İnşallah bir ize rastlayalım. O iz bizi sonuca götürsün. 19 gün oldu. Tabii ki zaman geçtikçe ümitler azalıyor. Ama yine de... hiçbir şey belli olmaz. Yani hayatta her şey insanlar için. İnşallah sağ salim oluruz. Ama ben bir yerde olmadıklarına eminim. Yani biz eğer gidip saklanmadılarsa bir mağaraya yoksa bizim izleyicilerimiz onları bugüne kadar 50 kere bulur, buradalar derdi. Ama bir yerdeler. Birileri de bir şeyleri saklıyor bence. Evde sakladılar. Yani evde. Çünkü siz bile sakladıysanız birileri de bir şeyleri saklamıştır. Aracı arabaya soktular. Bir reklama geleceğiz efendim. Reklamdan sonra da veda edeceğiz.